orada Allah aşkına o sosyal medyadaki olayda orada yüz kızartıcı, utanç verici bir şey var mıydı Funda? Ne Hayır. Olmuş? Eğer öyle bir şey olsaydı açık açık söylerdim zaten. Kızım yüzünde eşime boşama davasını açtım. Annem diye tanıştırdığın kişi kim? Arkadaşımın annesi. Senin annen burada Funda. Diğer abim bana bir cümlesi oldu. Sen burada hizmetçisin, ben ne dersem onu yapacaksın dedi. Çocuk bir travma geçirmiş zaten. Şimdi de tamamen güvenini kaybetmiş. Behattin Bey. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Seni çok seviyorum da bak evine diyorum. Funda son kararın nedir senin? Kızım gel kalma. Okuluna devam et. Çizgim var. Gitmekle kalmak arasında ince bir çizgi var diyor. Biraz daha. Bir aydır. Yani yer yerinden oynadı. Bütün Türkiye evet. Emine'nin başına ne geldiğini ya, merak ediyor. Şu an bir tane mekanda bir bilgi aldım. Senin ablan yaşıyor dedir bana. Bu adam size şunu mu söyledi? Evet şu an bile yaşıyor muymuş evet, onu mu söyledi? Evet şu an yaşıyormuş. Ayağı toparlıyor. Sağ taraflı ayağı toparlıyor. Değnekle geziyormuş. Sen bunun altından sen çıkacaksın. Ya sen çıkarsam biliyorsun. Da ben senin cezamı çekeyim. Sen de senin cezanı çekeceksin. Ben ne cezamı çekeceğim? Ben kimsenin ağzımı açıp kimsenin parasını yemiyorum. Seni ne ilgilendirir? Emine Çilköse 2017'de kayboldu. Emekli maaşının 2020 yılına kadar çekildiği ortaya çıktı. Ya 2020 yılına kadar kadının maaşını çekiyorsun. Soruşturma süreci içerisinde polis tarafından müracaat ediliyor ve SGK'da bu maaşa bloke koyuyor. Hiç ben kimliğini maaşa gelince, para gelince çekmesini biliyorsun, yemesini biliyorsun. Nasıl bir adamsın, nasıl bir adamsın sen? Benim parayla pulla da işim yok ya. Biraz daha. Eşim yıllarca çalıştı, altını aldı bana. Yeğenim Nürsel, ver ben saklarım diye verdim, bende dursun diye ona verdim. Benim paramla oğluna araba aldı. Yeğenim gidip altınlarımı, dövizimi oğluna araba alırken bozdurmuş. Bana sonra da söyledi, benle isteğin çıkarı o altınları sen benim oğluma bağışladın diye vermiyor. Sen o altınları unut. Kaç sefer konuştum, ver diye sen o altınları unut. Tüm paramın üstüne yattı arkadaşlarım. Abla, öbür ablalarım, yeğenlerim hepsi söyledi, vermiyorum dedi. Altınlarımı sana yedirmem. Nursel beni iyi dinle, ben o altınları sana yedirmem. Tüm paramı son kuruşuna kadar vereceksin bana. Eğer yüreğin varsa gel hem yüzleşelim hem de altınlarımı ver. Biraz daha. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Sağlık diliyorum tabii ki. Başta huzur diliyorum. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Bolluk, bereket olsun yuvanızda, evinizde. Sevgili seyirciler, hepinizi Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Tekrar güzel bir gün dileklerimle. Gerçeğin Peşinde programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, değerli uzmanlarımız, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hoş geldiniz hocam. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey, hoş geldiniz Hasan Bey. Efendim bugün, evet programımızın hemen başında sizi Safiye Hanım'la tanıştıracağım. Ama diğer konularımızla ilgili de, yine diğer takip ettiğiniz dosyalarımızla ilgili de bütün merak ettiğiniz sorulara cevap bulacağınız bir program olacak. Haftanın son iş gününde, haftanın son Gerçeğin Peşinde programında. 5 tane çocuğun var Safiye Hanım. Bir tanesiyle görüşüyorsun sadece. 13 torunun var. Sadece 3'ünü yani görüştüğün kızının, Zehra'nın çocuklarıyla görüşüyorsun. Evler, arsalar, onlar bunlar. Yeğeninin üzerine yapıyorsun. Evet. Yeğen ne yapıyor? Alıyor, soyuyor, soğana çeviriyor iddiana göre. Evet. Üstüne bir de paralar veriyorsun, altınlar veriyorsun. Evet. Şu anda da senin tanımıyor bile. Evet, evet. Ah Safiye Hanım'a. Ev aldı Serap Hanım. Şimdi dinleyeceğiz Safiye Hanım'ı. Niye 5 çocuğu var da hiçbirinin üzerinde bir şey yok? Onlara niye güvenmedi de yeğeninin üzerine yaptı? Yeğeni altınları vesaireyi gelsin bende dursun deyip ondan sonra oğluna iş yerleri, arabalar vesaireler evet, evet. Dinleyeceğiz ve inanamayacağız duyduklarımıza evet. Efendim.
Eşim yıllarca çalıştı, altını aldı bana. Yeğenim Nürsel, ver ben saklarım diye verdim, bende dursun diye ona verdim. Benim paramla oğluna araba aldı. Yeğenim gidip altınlarımı, dövizimi oğluna araba alırken bozdurmuş. Bana sonra da söyledi, ben de isteyin çıkarı o altınları sen benim oğluma bağışladın diye vermiyor. Sen o altınları unut. Kaç sefer konuştum, ver diye sen o altınları unut. Tüm paramın üstüne yattı arkadaşlarım. Ablam, öbür ablalarım, yeğenlerim hepsi söyledi, vermiyorum dedi. Altınlarımı sana yedirmem. Nürsel beni iyi dinle, ben o altınları sana yedirmem. Tüm paramı son kuruşuna kadar vereceksin bana. Eğer yüreğin varsa gel hem yüzleşelim hem de altınlarımı ver. Şimdi. Safiye Hanım 65 yaşında. Gaziantep'ten geldi. Safiye Hanım, eşin hayatta mı? Evet, hayatta. İkiniz birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Evet. Peki 5 çocuk var ya. Evet. Kaçı kız, kaçı erkek? 3 erkek, 2'si kız. Sen bir tek Zehra ile görüşüyorsun. Evet. Öbür çocuklarla ne oldu da anne evlat görüşmüyorsunuz? Torunlar var 10 tane, görüşmüyorsun. Evet, evet. Ne yaptılar sana? Çocuklar bana bir şey yapmadı Serap Hanım. Hı. Ben yaptım. Sen onlara yap. Ben yaptım. Ben yeğenimi onlarda önce tuttum yani. Ablanın kızı. Evet, ablamın kızı 12 yaşında belli. Ben de 10 yaş küçük. Hep ben yani kendine kol kanat gerdim. Hı. Bir arada çok samimiydik. Yani telefon dokümanı çıksa biz saatlerce konuşuyorduk. Görüşüyorduk yani telefon. Sen 65 yaşındasın. Evet. O 60 yaşında mı? Aynı, aynı. Yakınsınız birbirinize. Aynı, aynı. O 55 ama yaşında. Yeğenin de olsa tamam, teyze yeğen çok iyi, sever birbirini de. Ama evlatlarını hiçe sayıp. Evlatlarımı hani sevmiyorum değil. Evlatlarımı sevmiyorum değil. Ama ona çok güveniyordum. Evlatlarına güvenmiyordun o yok, zaman. Yok, güveniyordum. Evlatlarıma güvenemem. Yani bunda bir şey olmaz. Belki evlatlarım annemin malı değil mi diye vermezler diyerek de iki oğlum tartıştı. Ben de sinirlendim. Kendine telefon ettim. Dedim gel beni öbür ablamın kızının evine götür. Oraya gittik. Geri tekrar ablamın kızının evinde biraz oturduk. Safiye Hanım, baştan başlayalım. Heh. Sen önce bu Nursel dediğin yeğenine, ki çok seviyorsun hakikaten. Evet. Bir ev mi verdin önce? Dur, ona geleceğim. Ha. Ona geleceğim. Ablamın kızının evinde geri gelirken ben de hani çanta sürekli koynumda taşırım altınımı. Yani bir şey olmasın diye çantamda taşırım. Gelirken, yolda gelirken beni geri eve getirirler. İkisi beraber oldular. Teyze altınların nerede dedi. Dedim altınlarım çantada. Ver onu bana ver dedi. Birisi kırklanga çöker alır dedi. Altın dediği de efendim öyle az buz ha değil. 7 tane Adana burması 20'şer gram. 7 tane gram. Adana burması. 20'şer gramda. Bilekliğim var 22 gram. Bir yüksüğüm var 11 gram. Bir yüksüğüm var 9 gram. Bir yüksüğüm var 8 gram. 3 tane yüzük. 3 tane yüzük. 7 burma bilezik, bir küpe. Küpe yok. Yok mu? Yok, küpe 400 yok. 400 euro. 400 euro, 350 dolar. Dolar. Hepsi bir aradaydı. 2 çeyrek de var mı? Ya iki de çeyrek. 2 de çeyrek birini var. Birini hatta daha yani kızının arkadaşı evleniyordu. Deze sende altın yok mu dedi. Çıkarttım verdim. Deze geri sana verdik dedi. Birini de öbür kızına, büyük kızına verdim. O da vermiyor. O da zaten telefonlarımı engelledi. Evlatların da sana küsmekte haklı yani. He, telefonlarımı, çocuklarım haklı. Ben çocuklarımda özür diledim. Hepsini tek tek evine gittim. Bir, çok affedersin, bir gereksizlik yaptım. Gözüm kör oldu, kulağım da sağır oldu. Sen o altınların hepsini altında. Çantanda mı taşıyordun? Çantamda taşıyordum. Nereye gidersen yanındaydı. Evet, evet. Ya koynumda ya çantamda. O da biliyordu bunu. O da biliyor tabii ki. Sürekli bana diyor ki teyze altınların nerede? Nürsel altınların bende. Nürsel altınların sürekli bana söylüyor. Kolumda dakılı kadar bir gün birisi seni öldürür. Sen köylü kimle bu altınları ne dakıyorsun? Eşime bile dahi güvenmedim ya. Eşim güvenilmeyecek bir kişi değil. O altınları, euroyu vesaireyi bu Nursel'e verdiğinden eşinin haberi var mıydı sana? Yoktu. Hiç kimsenin haberi yoktu. Söylemedin. Söylemedim. Peki öyle bir altının varlığından haberleri var mıydı? Tabii ki. Tabii ki. Çocuklarının da haberi tabii var. Tabii ki. Kolumda videolarım var, fotoğraflarım var. Tabii ki kolumda. Sonra bu iki olan tartışınca çıkarttım kolumda. Niçin tartıştılar? Bize mi ver dediler? Yok, onlar demediler. Ben bir şey olur diyerek de şey kolumda çıkarttım. Bir de ev vermişsin, sonra geri almışsın. Evet, işte bu altınlar olduğundan sonra, altından sonra çocuklar tartışınca karakolluk olduk. Bilmem ne oldu. Oğlanın birini tutukladılar, cezaevine koydular.
küçük kaldı. Biz dedik bu işin bu çıkarsa oğlan bir ölecek, bir mezara gidecek, biri cezaevine gidecek. Allah korusun. İki kardeş. Çocuk, evet, iki çocuk onun var, iki çocuk onun var. Her şey mal değil dedik. Bu evi satak, çıkak burada. Herkes ev baş... kimin üzerineydi? Ev işimin üzerineydi. Evet. Evi gene kendine sattırdık. Gene kendi müşteri buldu. 5 katlı evi 540 milyara verdim dedi. İnandık. Eşim de inandı, ben de inandım. Bilmiyorsunuz. Artık, bilmiyor. Artık onu bilmiyor. Tapuya kim gitti? Beraber gittik. Beraber gittiniz. Beraber peki gittik. Orada satış bedeli olarak 540 bin lira olduğundan emin misin? Ha, ben okumuşluğum yok. Kocanın? Kocamkı var. O baktı mı? Bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Biliyorum desem yalan söylerim. Ama bakmıştır. Sattı ve o evin parasını verdi ama evin size. Parasını da kendine verdik. Niye? Geri ev alacağız. Ev alacağız. Biz kiraya çıktık. Arkadaş niye kendiniz de tutmuyorsunuz bankaya götürmüyorsunuz ya? Bankaya koyun ya. 540 bin lirayı niye? Hemen ev aldık geri. Bir hafta sonra geri ev aldık. Aldın. O zaman verdi parayı. Bir sorun yok. He verdi sorun yok. Evi alın çık. Eşim koronaya düşmüştü. Rahatsızdı. Mustafa abi dedi ne yapacaksın dedi. Evi kimin üstüne, nasıl edeceksin, kimin üstüne yıkacaksın dedi. Allah var üzerimde yalan söylemem, eşim de yalan söylemez. Dedi ki ne, katın kişi ne diyorsa dedi, o olsun dedi. Bana sordu, teyze sen ne diyorsun dedi. Çocuklar dedi, teyzem sen kapışıyorsa dedi, teyzem kapıya koyular, çocukların halini görüyorum dedi. Çocuklarım hele beni kapıya koyacak bir çocuk da değiller. Bir anlık bir tartışma oldu. Eve deyince, hani sürekli diyorum da çocuklar böyle der, çocuklar şöyle der. Deyince, teyze sen ne diyorsun dedi. Ben dedim ki Nursa sen üstüne al dedim. Allah. Evi de verdik üstüne. Eşimin üzerinde bankada para vardı. Onunla verdi güzel. Ay, onunla ver dedi. Onunla verdik. Basiret bağlaması değil, bağlanması başka yok, bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Abim başka bir şey. Geri epey durdu. Adam evini istedi. Adamın evini verdi. Eşimin üzerine geri verdi. Ha, onu verdi. Parayı da verdi. Tamam. Paranın da birazını kesti. 13 milyarını. 13 onu buçuk, niye kesti? Ne 13,5 milyarını kesti. Ne dedi? Yeni aldığımız evin 5,5 milyar gideri varmış. Mahkemelik olmuş. Onu verin çık. Onu kesmiş. 8 milyar da ele kesti. 8 komisyon milyar ele kesti. Gibi. Komisyon he, gibi. He, 13 milyar. 13 bin lira yani. 13 bin lira. O 5 milyarı da yatırmamış şeye, devlete. Onu da yatırmamış. Gelelim altınlara. Hı. Ben altınları isteyince tamam şimdi, dedim. Şimdi ne zaman oldu bu altın olayın? Altın olayı Mart'ta oldu. Bu geçtiğimiz Mart ayında evet, evet, oldu. Evet evet 10 ay oldu. Ben de dursun dedi. Evet. Yo, altın olayı 2020'nin Eylül ayında oldu. 2000. O zaman verdim. 2 yılı geçti yani. 2 yılı geçti. Ben Mart'ta istemeye başladım. Sen? Dedin ki altınlarımı geri ver. He, altınlarımı geri ver dedin. Orada kıyamet kopacak. He, orada şimdi. Kıyamet koptu. Ne oldu? Ne dedi? Dedi ki ne oğluma söyledim dedi. Sesli mesajı var bende. Oğluma söyledim dedi. Safiş altınlarını istiyor. Çocukları bana nanne diyor. Damada nanne diyor. Yani biz ele bele yeğen değildik Serap Hanım. Yani güvenilmeyecek bir şey değildi. Bana bunu yani nasıl yaptı? Çıksın karşıma. Telefonumu engelledi. Ya senin ona verdiğin altınları... Niye oğluna soruyor? Oğlumaz, oğluna araba aldı ya. Ha, ne yaptı? Oğluna araba aldı. Araba geçen sene 2021'de oğluna İzmir'e geliyor kızı. İzmir'de doktor Hatice Doğan onun yanına geliyor. İzmir'de oğluna araba alıyor. Parası yetişmiyor. Anasında miras düştü. Parası yetişmiyor. Benim altınlarımı satıyor. Oğlumun arabasının üzerine koyuyor. Başka ne yapıyor bu altınlarla? Hiç başka bir şey yapmıyor. Arabanın üzerine koydu. Hepsini? Hepsini arabanın üzerine hepsini mi satmış? Hepsini satmış. Yani şu değil. Safiye abla, teyze ben şu kadarını sattım ama gramı belli, onu belli. Yarın bu benim sana borcum hayır, öderim hayır, demiyor. Hayır. Demey yok. Demey yok. Ne diyor? Ben isteyince oğluma söyledim dedi. Safiş altınları üstü başım gözüm üstüne. Verek dedi. Geri tekrar tamam dedim ben de sesli mesaj attım. Çünkü telefonlarım engellendi. Eşimin telefonları engellendi. Benimle kim konuşuyorsa telefonu engellendi. Annesini de engelletti, ablasını da engelletti. Amcasının oğlu hem damatları ona söyledim dedi Safiye beni karıştırma. Dinlemiyor dedi. Yani başvurmadım bir yer kalmadı. Sonra geri ikinci sesli mesajında beni tehdit ediyor. O altınları vermiyorum.
kocana söyleyeceğim, oğluma bağışladı. Seni delirteceğim, sen 2 ay sonra akıl hastanesine gidip yatacaksın. Senin dilendiğini göreceğim, senin sürdüğünü göreceğim. Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Sırf altınları istedin diye. Sen sırf altınları vermeyecek değil. Şimdi de gene kim sorarsa diyor oğluma bağışladı. Ya Serap Hanım ben 200 kim gram... Kim kime niye bağışlasın canım? 200 gram ben altını niye bağışlayayım? Eşim bana ölümlük, dilimlik diyerek de adam emekli oldu. Ben emekli bir oldum. Bir de 5 tane evladı var. Niye ona bağışlıyor ki zaten? 5 tane evladım var benim. 5 tane evladım var. 13 tane torunum var. Ben niye veririm? Ben sadece dediler ki ne, oğlana evlen falan dediler. Oğlanın konuştuğu kız vardı. Altınlar dediler, safişkini de karık dedi. Doğru ya dedim, düğün salonunda da karık, eve geri çıkardır alırım dedim. Altın zamlanın çık, teyze altın fırladı dedi. Teyzem aldığın araba da fırladı dedim. Oğluna lüks bir araba aldı. Lüks bir araba. Evet. Oğluna tekrar geri geçen sene, oğluna araba kiralama araba dükkanı açıyor. Böyle bir parası var mıydı? Tabii ki önceden var mıydı? Tabii. Böyle? Bana vermiyor, gitti ev aldı. Araştırın. Sence şimdi bu... Şimdi bir kere bir 400 euro ve 350 dolar var. Onu ayrı tutuyorum. Onu ayrı tut. Bu 7 burma bilezik, 300'lük gramlarını falan da biliyor. Biliyorum tabii ki. Bunlar 2 çeyrek. Şu anda kaç lira yapar Safiye Hanım? Şimdi ben hesapladım. Serap Hanım 195 yapıyor. 200 bin lira. Ha, 200 bin lira. 200 gram yani. 200 gramı az söyleyeyim gramlar. Yazsınlar. Benim okumuşluğum yok. Gramlarını toplam yazsınlar. Toplam 200 gram mı yani? Ha, toplam 200 gram. O konuda Hasan Bey çok iyi. Altın gramı hesaplama 210 bin konusunda. Civarı olabilir yani. 210-15. Yani bugün 1070 liranın bir tık altında doğarsın. Ha, anladım. Hasan Bey bir de kendin oğlunun arabası var. Babası, çocuğun babası öldü. Eşinde ayrılmıştı. Evet. Arabasını verdiler 4 kızın üstüne. Hani sizin aranız çok iyiydi yani ben onlara evet. takılmıyorum. Hani siz kardeş gibiydiniz. Ha, he. Oğullarından, çocuklarından her kızının bir daha arabası çok var. Güvendiğim bir... 4 tane arabası var. Hani daha o kadar güvendiğim biri sana bunu nasıl yapar? Ha, yani işte bunu sorguladın benim... mı? Bunun altında şey verdi. Siz hep ona destek oldunuz hayatı evet. boyunca değil mi? Ne derse koştunuz. Evet. En büyük kötülük kör oldu. Gözü açıldığında evet, ilk evet, bastonunu evet. kırarmış. Evet. Annesi sahip çıkmadı. Kardeşi, işte o... ablaları sahip çıkmadı. Bana da dediler sen de sahip çıkma. Dedim ben nasıl sahip çıkmayayım? Ama Safiye Hanım bize anlatmadığım bir şey var. O da şu. Efendim? Bunu ona verdim. Evi onun üstüne yaptık. Sonra bize verdi. Parayı onun üstüne... Çünkü, çünkü çocuklarına bir güvensizlik. Bir şey var yani. İnsan hiç kimseyi canı evladının yerine koymaz. Koymadım, koymadım. Ama 4 çocuğun var. Bir tanesine bile güvenmemişsin. Evet, güvenmedim. Ama ben işte çocuklarım annemin diye alır bana vermezler ama bunda ne zaman istersem alırım düşüncesine. Ben bilmiyorum yani bu çocuklar bu altınlardan sonra falan mı evet. sana tavır aldılar evet, küstüler? Evet, evet, evet. Çok haklılar. Haklılar. Çok ben haklılar yani. Türkiye önünde özür diliyorum. Kaç senedir çocuklar sana seninle görüşmüyor? 2020 yılında belli görüşmüyorlar. 2000 mi? Yok yok. 2020. 2020. Yani 2 senedir işte iki bu. 2 senedir, 2 senedir. Mesela ev satmak için oğullarım var, kızlarım evet, var. Evet, onlara evet. rica edersin, evet, evet. o yapar. Evet. Parayı yatırmak gerekiyorsa yatırırsın, evet. ev alırsınız evet. beraber. Altınlar gider kasaya koyarsın çocuk, şeye. Çocuk bilmedim Serap Hanım. Şimdi evet. bir tek konuştuğun bu 5 evladının içinde Zehra var. Evet. Zehra da telefonda. Evet. Zehra merhaba. Efendim merhaba. Nasılsın Zehra? Teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim de yani annene inanamıyorum. Tabii ki insan yeğenini de sever, güvenir, teyze, yeğen çok. Ama evet. nasıl oldu sizin 5 kardeş hiçbirinize güvenmeyip de yazık günah bu kadar altını vesaireyi nasıl vermiş? Sanki gözleri bağlanmış yani. Aynen öyle oldu yani hani verdikten sonra da kendisi de çok pişman oldu. Ama iş işten geçti. Ben dedim sen ne şeye güvenerek yani bunu verdin sen buna. Senin de haberin yoktu değil mi? Yok benimki de yoktu. Ben sonra da öğrendim. Peki sen biliyor muydun annende bu kadar altın olduğunu Zehra? Hani bilezikleri, yüzüğü, bilekliği vardı evet görüyordum biliyordum. Taktığında görüyordun. Evet, evet. Hı-hı. Peki 2020 yılında vermiş. 2 sene boyunca da yani Mart ayına kadar da takmadı. O zaman sormadınız mı? Anne senin takıların vardı niye takmıyorsun diye. Yani ben sonra da önce fark etmedimdi. Sonra da sordum işte o şeye verdim. Nursel'e verdim dedi. Sen... Anne dedim ona niye verdin dedim. İşte orası daha güvenli olur diyerek verdim dedi.
Sonra geri alırım, ne zaman istesem alırım dedi. Şimdi bu Nursel de senin teyzenin kızı oluyor. Evet, evet. Hı-hı. Sizin ilişkiniz nasıldı Zehra? Nursel'le mi? Evet. Yani benim öyle çok samimiyetim yoktu. Peki diğer kardeşlerinle annen küs, yani annene küsler. Evet. Evet. Sen bunu mesele yapmadın anladığım kadarıyla, ama kardeşlerine de hak veriyor musun bu konuda? Tabii onlara da hak veriyorum yani, hak veriyorum onlara da. Ne diyorlar? Yani, ne diyorlar mesela, ya bize güvenmedi gitti işte, biz aynen. evladıyız. Aynen. Yeğenine güvendi, ne diyorlar sana? Yani bana hani biz o konuda hiç konuşmuyoruz kardeşlerimle yani. Ne yaparsa yapsın dediler. Hani verdi artık ne yapacağız dediler. İstesek de vermez dediler. Ama ama iki senedir de küsler anneleriyle. Evet yani hani haklı konuşuyorlar. Küsler, evet. Hanım, haklı olarak küsler. Ben çocuklarıma kızmıyorum. Türkiye önünde de özür diliyorum. Hepsinde de özür diliyorum. Benim çocuklarım çok kıymatlıydı, çok nazlıydı. Özledin mi onları? Tabii ki özledim. 10 tane de torun var tabii orada. Tabii ki özledim. Onları da mı göstermiyorlar sana? Göremiyorum. Gelmiyorlar ikili. Gelmiyorlar. Hani bana kırıcı da bir şey söylemediler. Sağ olsunlar, sadece telefonlarıma cevap vermiyorlar. Küstüler. Benimle konuşmuyorlar. Haklılar. Türkiye önünde 100.000 kere özür dilerim. Ben çocuklarım da. Eşimde. Şimdi Safiye Hanım o kadar da bence haklı değiller. Sonuçta evlatlarınız, siz de onlar nasıl hata yapabilirse siz de hata yapabilirsiniz. Hata dedim. Evlat olarak siz nasıl onların hatalarını affediyorsanız onlar da sizin hatalarınızı affedecek. Artık o kadar kabul da ederler yani. Etmezler hocam, onu bilmiyorum. Ayrıca ben, de hocam yani, şöyle bir şey var. Safiye Hanım'ın eşi yapmış bütün bu altınları falan, doğru evet, mu? Evet evet. Şimdi kadıncağızın kendi altını ister satar kendi yer. Tabii. Ne bileyim, onu satıp bir daire yazlık alır. Onu yani orada tabii ki Nursel'e bu kadar güvenmesen iyiydi ama sırf bu yüzden de anneye küsülmez yani. Belki şu vardır altında, onu bizden üstün tuttu duygusu. Ha, yani evet, kardeşler arasında hocam, adaletsizlik evet. duygusu olduğu zaman evet. o ailede huzur evet, kalmıyor. Evet, evet. Evet, yani biz evlatlarıyız. Ha, bize güvenmedi. Bize güvenmedi, ona Cüneyt güvendi. Cüneyt de senin oğlun. Evet. Onunla da mı iki senedir konuşmuyorsun? O da evine gittim konuştum. Ha. Evine gittim konuştum. Ama sana kırgın. Mehmet'in de evine gittim konuştu. Kırgın mı sana Cüneyt? Kırgın ya. Elif'in de... Bu yüzden mi? Bu yüzden kırgınları. Selam. Peki. Cüneyt merhaba. Merhaba. Nasılsın Cüneyt? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya bazen kötülüklerin en büyüğü en yakından geliyor değil mi Cüneyt? Aynen öyle, doğrudur. Vallahi yani ablamın kızı yeğenim diye güvenmiş ona. Keşke yapmasaydı yani evlatları varken. Neydi ki probleminiz? Size niye güvenmemiş şimdi, olabilir? Şimdi ben size olayı baştan anlatayım, en baştan. Hı. Şimdi bu Nursel olacak hanımefendi dolandırıcı. Belli yani, yüzünden, hareketlerinden, ifadesinden belli. Bu zamanında annemi alır alır evden götürürdü, parkta oturup konuşurlardı. Hmm. Ben annemi uyardım, dedim anne, Nursel Doğan seni dolandıracak. Annem dedi oğlum yapmaz. Aa, uyarmış da seni. Ben uyardılar anne, kahve yaran söylemeyeyim çocuklarım. Evet. Haklı. Anne seni dolandıracak. Yani bunu defalarca uyararak şey yaparak söyledim. Ama annem bizi dinlemedi. Dedi oğlum Nursel benim elimde büyüdü, öyle bir şey yapmaz. Veya daha değişik şeylerde yani bizden daha çok Nursel'e güvendi. Zaten dolandırıcıların yaptığı da budur. Tabii. İlk önce ailesinden uzaklaştırır, çeker. Yani evlatlarını da sana kötülemiş evet, aslında. Evet tabii ki kötüledi. Onların eline geçerse evlatları şöyle yapar. Evlatları yanımda temizledi. Tabii. Şimdi yani. De geri sesli mesajda diyor ki ne? Oğlun yok yanında, kızın yok yanında, kocan yok yanında. Sen sürüneceksin, dileneceksin. Seni göreceğim, sen akıl hastanesine gideceksin. Nursel yanılıyorsun. Bu şu andan itibaren oğulları da evlatları da yanında. Hepsi. Ama biz de yanındayız onun. Biz de onun yanındayız. Şimdi teşekkür daha da zor ederim. Durumdasın yani. Bırak evlatlarını. Artık biz de hukuken işte medya teşekkür yoluyla ederim, bunu ederim, yaptın. O sesli mesajlar duruyor. Evet duruyor. Hepsi duruyor. Elimizde. Evet, dolayısıyla duruyor. Bundan sonrasını sen düşün artık. Uyardım ya, bu nasıl bir şey ya? Tekrar sesli mesaj gönderdim. Ya Safiye Hanım, oğlun da seni uyarmış. Oğlum ben uyardım. Çocuklarım beni çok seviyordu Serap Hanım. Çocuklarım benim çok kıymatlıydı. Çok kıymatlıydı. Büyük oğlumun daha ben ilk tıraş saçını saklıyorum.
Benim çocuklarım çok değerlidir. Çok kıymatlı. Ben çocuklarıma bir şey demiyorum. Çocuklarım yerine yüme kadar haklılar. Tamam, çok seviyordun, çok şeydin ama sakındın çocuklarından. Yani bir tanesini benim yani bile... ana değil, belki benim altınımı vermezler. Annemin altını del mi değil. Bu bir şey ya, vermese de o evlat dersin ki. Aslında bunu kafasına sokan da Nursel olur. Tabii tabii. Sen verirsen onlar vermez yer sana kesinlikle parayı. Verme demiş. Ya o hiç değilse evladın, ne bileyim bir işi vardır. Anne şunu satacağım der, bir şey der, bir araba alacağım, iş kuracağım. O evladın ya. Ya bu yavrum yesin ya, evlat ya, evladın yesin yani. Bir şey açtı. Galeriden açtı. Eşin Mustafa Bey telefondaymış. Tamam. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Mustafa Bey geçmiş olsun. Vallahi büyük kandırılmışsınız yani. Hem de en yakınınız tarafından. Hiç umulmadık işi. Mustafa Bey sen de mi karını uyarmadın? Ya bizim 5 tane çocuğumuz var. Biz niye Nursel'e veriyoruz? Eğer yapılacak bir şey varsa, saklanacaksa. Nursel'e vereceğim falan demedi ki. De onun haberi yoktur. Ben Nursel'e verdiğini. Hayır, o zaman mesela evi satıyorsunuz, parasını Nursel'in hesabına yatırıyorsunuz. Bu bile yanlış. Sonra gene ev alıyorsunuz, kadın 13 bin lirayı kesiyor. Kardeşim, teyzen senin. Niye sen komisyon alıyorsun onlardan? Devlete yatıracağım 5 bin lira. Serap Hanım evin kapısını verirken diyor ki ne? Ev bizim, içinde oturuyor. Gidin emlakçıya verin diye. 10 milyar emlak, 15 milyar emlakçıya verecek. Öyle de apıyı verecekti. Aa, kendisi ya yapacaktı artık aslında. Yani, gelince emlakçı da diyor. Ben emlakçıya verim diyor. İlan verim diyor. İlan verdiğine bütün evime bakmaya gelecekler satlık değil. Emlakçıya verin diyor. Mesela emlakçıya devlete de apıyı, diyor. Ödenmesi gereken ne o vergi falan mıydı? 5 bin lira demiş. 5 bin lira şey. Ama ödememiş. Ödememiş, onu da ödememiş. Onu satış sırasında muhakkak ödemiş olması lazım. Başka bir şey. Vergi del, vergi del. Hacizdir. Apartmanın gideri. Aidat gideri. Hmm. Aidat apartmanın. Sonra onu da... Apartmanın giderini yönetici ödememiş. Onun için biz onu ödeyecekti önce... Göğe ama ödemedi. Siz mi ödediniz sonra? Biz de kesti aldı işte. Hayır, sizden aldı da o ödememiş. Bir ödememiş. Ama sizin ödemeniz gerekir tabii ki de. Yok, biz ödemiyor. Biz parayı verdik ona. Peki Mustafa Bey, sen de mi evlatlarına güvenmiyordun kardeşim? Nedir sizin bu çocuklarınızla? Ben güveniyorum probleminiz? Evlatlarıma. Ha. Evlatlarıma güveniyorum. Son zamanda evlatlarımın ikisinin arasında bir olay oldu. Dövüştüler, bilmem ne diyor. Ben baktım ki bu evlatlarım ikinci ay ben evim üç katlı ev. Ortada ben oturuyorum, altta bir oturuyor, üstte bir oturuyor. Ben dedim şimdi bunu ben satmaksam bu başımıza iş açar. Biri birine öldürür, biri ceza öne, biri mezarlığa gider. Ne diyeceğim ben dedim, ucuz bağırı demedim. Sattım, orada başımı aldım çıktım ben. Peki evlatlar, o iki erkek çocuk mal mülk yüzünden mi birbirine girdi? Yok, yok. Başka bir yani başka hiç bir alakası yok bunlarla. Yok yok, evle bir ilgisi yoktu. Tamam, oradan çıktın. Ondan sonra parayı da Nursel'in hesabına yatırdınız. Siz dua edin ki o paraya da el koymamış. Onda dedi yani o zaman. Sen dedi yaşlısın dedi. Geri çevirirler bunu. Geri bozarlar satışlaştırını bunu dedi. Ya ben dedim Nursel niye geri bozsunlar? Ha, işim daha doktorda rapor aldım. Ben her şeyi ettim. Malını alıp satabilir miyim? Yok, gene de bir yoluna bakarlar. Bunu benim üstüme edildi. Bak. Ben dedim olsun. Ne zararı var? Yani o paraya tabii el koymaya cesaret edememiş. Ama oradan aldığı 13 bin lira bile iyi bir para onun evet, için. Evet, evet. Oturduğu yerde değil evet, mi? Evet, evet. Sonrasında ama maşallah 200 bin liralık altını almış. Ve şimdi engellemiş. Evet. Çocuğuna araba almış evet, vesaire. Evet. Yani... Şimdi... Söyle şimdi, Mustafa Bey. Serap Hanım müsait mi? Tabii buyurun. Şimdi işin püf noktası en sonunda ev yeri ben üzerime aldım, parayı da verdi. Eşim ki kaldı orada. Eşimle de o zaman aram yoktu benim. Bir davada dolayı anlaşamıyordum. Bunu tuttu. Bu olayı şey da kullanmış. Bu olayı da kullanmış. Tabii çocuğu yani kullandı. Seni kullandı. Yani boş. Beni eşini uzaklaştırdı. Beni çocuklarını uzaklaştırdı. Faydalanmış. O altınları verdiğinde eşinle siz ayrı mıydınız? Yok, hayır. Ama problemliydiniz. İşte aramıza girdi. Fitnelik yaptı. Yani. Efendim, yani benim de rahmetli annem eğer ki bana güvenmeyip altınlarını
işte paralarını yeğenine verseydi vallahi çok üzülürdüm, evet, kırılırdım. Evet. Paradan değil bak. Evet, evet. Tabii. Mesele para olmazdı. Evet. Mesele şu olurdu. Ya ben ne kadar güvenilmez bir evladım. Annem bile bana güvenmiyor diye, evet, çok, evet, kırılırdım. Ben çocuklarımda onun için diyorum işte 80 milyonun önünde çocuklarımda özür diliyorum. Hata benim, yerde güve çocuklarım haklı. Şöyle, eşim Safiye haklı. Hanım, yani bu hakikaten büyük güvensizlik. Evet, bu. Evet, evet. Sen çocuklarından kaçırmışsın onları. Aynen, aynen öyle. Böyle görünüyor aynen bakıldığında. Aynen öyle Serap Hanım. O yüzden de çocuklar, hı, haklı ya. Çocuklar yani haklı, ben çocuklara 200 gram haklı altından bahsediyorsun. Evet, evet. Hasan Bey hesapladı. 200 şey kaç gram dedi? 200 küsür bin lira ediyor. 200 bin liraydı. 200, evet, 200 küsür bin lira. Bak küsuratını, evet, da bilir. Evet. O kadar hakim bu konulara. Dolayısıyla bayağı kaçırmışsın. Şimdi bir ablanız daha var sizin, evet, Safiye Mine Hanım. Mine. Yani Mine. Evet. O da teyze. Evet, o da teyze. Ama bu onun kızı değil. Yok, onun kızı değil. Onun kızı değil. Kızı, en büyük ablamızın kızı bu. Mine Hanım telefondaymış. Mine Hanım merhaba. Merhaba canım. Mine Hanım, senin haberin var mıydı Nursel'le Safiye Hanım'ın bu kadar samimi olduğundan, paralarını bile emanet edecek kadar? Ya benim diyeceğimi kendileri de dedi orada kızım, sana ayrı yayınlar da. Sağ ol. Bilmiyorum yani, ana kızda daha öteydi bunlar, ana kızda daha öteydi. Hiçbirimiz onlar gibi değildik. Nasıl ettilerse işte kendine teslim etti, dedi İmam Anad yanını indirdi. O da onu yaptı. Bilmiyorum artık, Allah'ım merhamet versin, vicdan versin de iyilik ne arıyorsun bunlar burada? Mine Hanım, bu tabii Nursel senin de yeğenin oluyor. Evet, evet. Senin, evet, evet, senin, evet, samimiyetin yani ne kadar? Nasılsınız? Biz normal dese yeğendik. Bu ama çok anada döteydi. O anayı bilmedi, bu kız evlatı bilmedi. İkisi bir araya bu kadar samimiydi. E peki mesela senden de teyzesin ya, borç hiç istedi mi? Herhangi bir, sana da böyle bir şey yapmaya çalıştı mı? Evet, ben bileziklerimi verdim. Daha kocası vardı o zaman, sağdı. Geri verdiler. Ev aldılar da bileziklerimi verdim. Antep'te Gazikent'te ev aldılar. Kocası geri verdi. Aldı verdi bana. Rahmetli mi oldu kocası? Evet, rahmetli oldu. Neyle geçiniyor peki şimdi Nursel? Vallahi bilmiyorum, emeklisi var herhalde. Emeklisi, emekli, var. Emeklisi var. Kızları çalışıyor. Yani bu kadında böyle bir potansiyel var mıydı? Böyle teyzesini bile insanlar kandıracak. Belli olmuş. Ne demek ki varmış. Bu arada arkadaşlarım Nursel'i aradı. Ha. Hemen telefonlarını kapatmış. Kapattı işte, kapatıyor telefonu. Kapatır işte, o kuyu var. Kapadı. Peki. Hiçbirimiz kimde açmadı. Mine Hanım, sen bu iki senede onu hiç arayıp, kızım sen ne yaptın teyzene, mağdur ettin falan. Engelledin. İki senede Mart'ta belli konuşmuyor. Onda belli konuşuyorduk. Hepimiz geldi konuşuyorduk. Bunun telefonu da engelledi. Sadece Mart'ta bu yanı. Yani Mart'ta bu olay patlayınca. Evet. Ondan sonra ayrıldı millette. Tek başına annesinin yanına gitti. Bizle ilişkiyi kesti. Merhabayı kesti yani. Onun annesi hayatta mı? Evet, evet. Evet, anne ablam hayatta. Peki, annesinin yanına gitti, milleti bıraktı. Safiye Hanım, sen o kardeşinle konuşmuyorsun. O da konuşmuyor. O da konuşmuyor benimle. İşte engelletti telefonları. Telefonlarımızı engelletti. Yani iki kız kardeşin de arası kötü, evet, şu anda. Evet, evet. Üç, senin bununla, dört çocuğunla aran kötü. Evet. Bununla aramız iyi. O onun annesi ne bununla, Mine ne konuşuyor, ne benimle konuşuyor. İkimizin de telefonunu engelletti. Ha, ailece Nursel, onlar sizi sildiler defterden, evet, telefondan, evet, her ne yerden. Ne diyorlar yani? Yok, vermeseydin mi diyorlar? Vermeseydin mi diyorlar? Vermeseydin diyorlar. Bireyken bize mi tanıştın diyorlar. Aynen öyle. Ama zaten ne, kendine zaten annesinin, küçük kız kardeşinin telefonunu ben arayayım diyerek de engelledi. Yani bir eşim de eşimi arıyor diyerek de eşimi de engelledi. Bağışladın ne ya? Bu adam şey mi yani, Safiye Hanım senin kocan sarraf mı yani? Hayır, yok. Kilolarca yok. Altını mı var da bir acıdı, kocası yok, hadi ben bunu da ona bağışlayayım mı dedi? Hayır canım, yok. Hayır, Serap Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle Mine Hanım. Serap Hanım bir şey diyebilir miyim? Hani ben kendinin ablası vardı, Nursel'in ablası. Bende bilezik aldı, çocuk eli dardı yani, parası yoktu. Her gördükçe deze veremiyorum dedi, yüzlerini kapattı, utandı, ele dedi, deze kurban senin olsun dedim. Ne olacak dedim. Yani ben senin olsun demine kendinin mi oldu? O kız geri aldı, verdi. Ben onunla demedim. Ha, utanarak onunla ben kendini de istemedim, utanarak kendi bana verdi. Ya bir kere oğlunu yani araba alırken hadi bile, oğlunu araba alırken bile bu altın alışverişi çok olur aile arasında. 100 gram altınını, hı, ver dersin, evet, bileziğini falan. Evet. Sonra aynı gramajda altını, hı, verirsin, evet, borç olarak. Evet, ama evet, hepimiz verdik. O zaman, evet, bile diyebilirdi. Teyze,
oğluma araba alacağım. Şu kadarını satsam ben sana bunu ödesem. Yok yok yok. Yok. Hayır demezdin. Hayır demezdim, tabii ki hayır demezdim. Sonra da ne bileyim işte 100 gram değil de 10 gram al, 20 gram al zaman içerisinde. Seral bunu Hanım, bu ablam, bu ablam verdiği zaman ev alırken benim de kolumdaki çift gene Adana bir ruması vardı. Allah rahmet eylesin kocası, o zaman teyze bana ver dedi. Tamam oğlum dedim, sıyırdım verdim. Allah rahmet eylesin, adam aldı verdi. Allah rahmet eylesin. O ya, demek ki evet. Yani ama bakın o bu borç olarak almış. Öbürü emanet olarak bu verilmiş. Bu emanet olarak ver yani yanımda dursun dedi. Bu altın para diye görmemek lazım. Bir söz olabilir, sır olabilir. Evet. Bir mendil olabilir. Tabii. Evet. Bunu para ve maddi bir şey olarak ya görmemek lazım. Bunu benden önce de almadı. Emaneti ihanet etmiş aslında. Daha burada da kıymetli yani. Daha da güvenliğine yok. Bu arada yeğenin telefonda bir yeğenim var başka. Evet. Ama adını vermek istemiyor. Evet. Sen de verme evet canım. Tamam. Şimdi bir elimizde ses kaydı var. Evet. Attığına dair. Evet. Nursel'in. Evet. İşte onu bana bağışladı vesaire evet gibi. Evet. Evet. Ki kocası diyor ki ben bağışlamadım. Evet. Yok canım. Peki bunu verirken bir görgü tanığı olması önemli mi? Tabii önemli. Var mıydı görgü tanığı yanında? Vardı. 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 O işte o yeğenin telefonda. Tamam. Alo. Söylesin. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Siz teyzeniz Nursel'e bu altınlarını ve paraları verirken yanında mıydınız? Evet, yanındaydım. Peki siz böyle hani çaktırmadan teyzeyi bir uyarmadınız mı? Teyze sen ne yapıyorsun, niye veriyorsun diye? Şimdi teyzemle onun bağı çok farklıydı. Onlar ana kızdan öteydi. Yani 15 yaşından bu yana, 18 yaşından bu yana hep hani teyzem hep arkasındaydı. Hani annesi, kız kardeş falan biraz kendine sahip çıkmasalar, şey etmeseler, her şeyde teyzem yanındaydı. Hani böyle bir şey olması mümkün değildi. İmkansız gibi bir şeydi. Şimdi kızından bile öte deyince tabii kızlar şimdi iyice kırgındır yani. Şu anda kırgındırlar. Çünkü gerçekten onlardan daha üstün tutmuş ya yani. Kız, yani ana kızdan öteydi. Ana kızdan öteydi diyorum. Hani sırımız. Ama sır. Ana kızdan öteydi. Sır. Çocuklar haklı değil mi? Biraz anneye kırılmakta bu konuda. Yani haklılar ama gene de yanlarında olmasını isterdim ben. Konu çünkü para değil. Tabii. Burada evet konu güvensizlik. Güvensizlik. Güvensizlik ama teyzem gitti kendilerinden özür diledi. Hani kendilerinin yanına gitti. Büyük yani büyüklüğüyle yanlarına gitti. Keşke hani kendiler de affetselerdi, tekrar yanına gidip gelselerdi, onun olmasını isterdim. O gün hangi cümlelerle teyzeyi ikna etti bu altınları ve paraları vermeye? Siz de yanındaydınız ya, bir de sizden dinleyelim. Ya ikna edecek bir şey yoktu. Teyzem evde tartışmalar, kavgalar oluşmuştu. Kendisini aldı, bize getirmişti teyzemi. Bize getirmişti, bizden de geri biraz teyzemi ikna ettik, geri tekrar eve götürmek için arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde de teyzeme dedi altınlar ne dedi, yanımda dedi. Yanımda deyince dedim de bana ver dedi. Bende kalsın sana dedi, hani dedi zor da elinden alabilirler gibisine. Bende kalsın dedi, teyzem de çıkarttı verdi. Yani çocukları mı zorla elinden evet alırlar dedi. Evet. Safiye Hanım sen yine de bize anlatmak istemiyorsun. Zaten çocuklar bana kırgın, bir de bunları dökmeyeyim ortaya diyorsun ama belli ki çocukların da bir mal mülk peşine düşmüş. Bir altın ev peşine düşmüş. O yüzden de baba bile lanet olsun satayım. Nasılsa benim evim, buradan kurtulayım. O altınları da demek ki sen çocuklar elimden alır ama iyi niyetle değil, kötü niyetle alır diye evet düşünmüşsün. Evet. Ama olmuş bir şey çocukların arasında. Evet. Evet. Onu da söyle artık yani. Söyleyecek bir şey yok yani çocuklarım. Birisi yani asgari ücretle çalışıyorlar hepsi de. Anne altınları ver mi dediler sana? Yok ver demediler, istemediler yok. İsterler diye düşündüm. İsterler diye. Hani çocuklarım bana bir kötülük yapmadı. Peki verdin. Mart ayına kadar da altınlar kaldı. Kaldı. Orada. Sen duruyor zannediyorsun. Evet ben duruyor zannediyordum. O iki sene içinde neredeyse çocuklardan biri bir tanesi bile sana şunu dedi mi? Anne senin altınların vardı şu an biraz sıkışıyım. Yok. Gene istemediler. Yok yok istemediler. Yok, konuşmuyorlardı çünkü. İsteyen olmadı yok. İsteyen oldu desem dilimi yıkarım. Çocuklarım gene diyorum çocuklarım. Sana sordular mı sen Nursel'e verdim dedin mi? Biliyorlardı tahmin ediyorlardı. Tahmin onun ediyorum için sormadılar evet, onun için de küstüler sana zaten. Aynı. Peki siz hiç tekrar teyze kızları oluyorsunuz Nursel'le. Hiç evet iletişim kurdunuz mu? Ondan sonra bizim bir kırgınlığımız oldu, bir küslüğümüz oldu benim teyzemin kızıyla.
Sonra geri tekrardan geri barıştık. Yani gidip gelme değil de konuşuyordum. Evet. Bu hani eski samimiyet yokturdu. Peki altınlardan konuştunuz mu hiç? Yok, hiç altınlardan konuşmadım. Sormadınız yani? Yok. Peki hala görüşüyor musunuz? Yok, görüşmüyorum. Şu anda teyzenizin bu konu yargıya intikal edecek. Elimizde Nursel'in ses kayıtları var vesaire. Siz orada bulunduğunuza dair sizin yanınızda bunları bağış gibi değil, emanet gibi verdiğine ilişkin tanıklık yapacak mısınız mahkemede? Yani yaparım. Yapmanız lazım bence. Yaparım. Peki hanımefendi, kapalı bir şey içinde mi verdi yoksa tek tek ne olduğunu gördünüz mü verdiklerini? Kapalı bir şeyin içindeydi. Açtı, baktı, gösterdi. Ha, açtı. O açtı. Çok iyi. Ha. Evet, o çok iyi. Siz gördünüz. Evet. Ve bunu bende dursun, daha güvenli, çocuklar alır elinden dediğini duydunuz. Evet. Tamam. Evet, evet. Bütün bunları mahkemede tanıklık edebilirsiniz yani. Evet. Tamam. Bir virgül koyacağım. Bundan sonrasını Nursel düşünsün artık. Nursel hiç alacağım ben bu altını sen, sende. Sen Safiyan Nursel'e bir seslensene. Sen Nursel, ben bunu altını sende alacağım. Sen bunu bana nasıl yaptın? Sen bunu bana nasıl yapar? Ben 50 senedir senin peşinde dolanıyorum. Senin anan benimle kötü oldu, bacın kötü oldu, kardeşin kötü oldu, abin kötü oldu. Ben seni atmadım. Sen beni nasıl attın? Sen beni nasıl attın? Ben niye dilendim? Ben niye sokaklara düşüyorum? Ben niye akıl hastanesine yattım? Şükür bak yüzü bak karnım açık. Sen de telefonunu aç. Aç telefonunu. Aç telefonunu. Ne hatam varsa söyle. Bana diyorsun ki ne? Öbürüne ne demiş ki ne? Kendin, anana demişsin. Kendin ruhsuna para harcadın. Beni doktora mı götürdün? Bana kıyafet mi aldın? Bana ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptınsa söyle. Neyin varsa söyle. Oğluma 5 kilo yağ götürdüm. Onunla beni tehdit ettin. Onunla beni tehdit ettin. Götürdümse oğluma götürdüm. Başkasına götürüp de satmadım. Kimseye götürmedim. Dostuma götürmedim. Öve çocuğuma götürmedim. Sana neydi? Niye girdin arama? Bu, seninle bu zihniyet varmış demek ki. Hani sen diyordun ki pirinç pilavı yemem de bulgur pilavı veririm. Kimseye kendime söyletmem. Söyleyeyim mi sana? Türkiye'nin önünde söyleyeyim sana. Oğlun insan olsun. Oğul, kızın insan olsun. Oğlun kızın arkadaşına vurup takmaya ben de aldın götürdün. Niye vermiyorsunuz? Kızın İzmir'de birisi şeyde kıklar elinde hemşire o, İrem Doğan hepsine rezil edeceğim. Hepsine rezil edeceğim. Hatice şeyde İzmir'de Perakot mu diyorsunuz ne diyorsunuz? Orada. O da orada çalışıyor. Onun arabası var, onun arabası var. Beni sokaklara düşürecek. Serap Hanım. Yok yok. Ben alırım sende bunu. Ben hayır. Bunu alırım sende. Bir de alacağım insan da. Niye böyle bir dilekte bulunur senin ki? Senin o arabalarını sattır gene alırım. Peki tamam. Şimdi onlar hepsi ispatlanacak şeyler. Hiç sen merak evet. etme. Altının veriliş tarihi, evet. satıldığı yer, onun üzerine hemen arabanın alınış tarihi. Serap Hanım bana başka harcamalar. Istedim. Tamam. Hiç merak etme sen. Elimiz güçlü. Onu çok merak şükür, etme. Çok şükür. Salih Bey, 52 yaşındayım demişsin. Evet. Doğru mu? Bayağı 29 yaşında, 25 yaşında iki tane çocuğun var. Evet. Kaç yıllık evlisin? Herhalde en az bir 30 yıldır evlisin. Evet. Ama 3 yıl önce evi terk etmişsin. 2018 yılında da hala evlisin. Bu arada evet, bugün de evlisin. Hala evliyim. Sonra bir sosyal medyadan biriyle tanışıyorsun. O da evli. Evet, evli. Ondan sonra buluşuyorsunuz. 3 yıl mı beraber oldunuz? Şöyle Serap Hanım, öncelikle... Dur, ben daha söz hakkı vermeden önce çok özür dilerim, lafını kestim ama... Evliliğinin, 30 yıllık evliliğinin üzerine evli bir kadınla beraberlik yaşamaya başlıyor. Şimdi kadının 2 tane çocuğu var, evet. Doğru mu? Senin 2 tane çocuğun var eşinden... Ve aslen Trabzonlusun. Kocaeli'de yaşıyorsun. Ümran'la da 2018 yılında sosyal medyada tanışıyorsun. Evet. Evet, konumuz Salih Memişoğlu. Eşimle boşanma aşamasındayken sosyal medyadan Ümran Hanım'la tanıştım. O da eşinden boşanacağını söyledi. Bana sahip çıkacaksan birlikte yaşayalım dedi. Ben de tamam dedim.
Ev tuttum, dayadım, döşedim. Ona ev tuttum, dayadım, döşedim. Aylarca kirasını ve faturalarını ödedim. 250 bin TL harcadım. Ama o eşinden boşandığı gün beni de arayarak seni de istemiyorum dedi. Beni kullanıp bir köşeye attı. İmran'ın amacı eşinden ayrılıncaya kadar beni kullanmakmış. Pişman oldum ama iş işten geçti. Eşimin kıymetini bilemedim. Eşimle barışmak istiyorum. Ama İmran'a da bu yaptıkların hesabını soracağım. İmran, sana harcadığım 250 bin liranın her kuruşunu vereceksin. Gel buraya yüzleşelim. Şimdi. Salih Memişoğlu dediğim gibi Kocaeli'den geldi. Kendisi aslen Trabzonlu. Eşin ve çocukların Trabzon'da yaşıyor değil mi? Evet, Trabzon'da yaşıyor. Salih Bey. Peki 30 yıllık aşağı yukarı evlisin ama demişsin ben 15 yıldır zaten çok kopuktu ilişkimiz. Tamamen kopuk Serap Hanım. Eşinle. Evet, tamamen kopuk. Çünkü sen inşaat işinde uğraşıyorsun. Evet. Trabzon'da çok kalmıyorsun sürekli evet. İş için. İş peki, için. 15 yıl kopuk ne demek yani? Serap Hanım, öncelikle eşimle benim evliliğim bile isteyerek olmadı. Ha. Askerdeyken beni nişanladı ailem. Görmedin kızı. Görmedim. Ve ailem geldikten sonra ben aileme şunu söyledim. 3 yıl nişanlı kaldım. Benim sonum bundan yok. Bunu ben boşayım. Sadece bir dini nikah var idi. Babam, abilerim, bacılarım bırakmadı. Niye o kızı uygun görmüşler sana? Akrabamızın kızı. Ha, akraba kızı. Evet, akrabamız. Sen askerden gelip gördün Salih Bey. Evet. Yani fiziken mi beğenmedin? Kafa olarak mı? Nasıl? Kafa olarak beğenmedim Serap Hanım. Ha. Kafa olarak. Çünkü benim yaşantım, ben dolu dolu cıvıl cıvıl bir hayat istiyorum. Bunda o yok. Gördüm, ben istemedim. İçine kapanık, durgun bir kız mıydı? Evet, yani bir garı koca hayatı yaşayabilecek bir durumda değil. Peki, sen... Özür dilerim. Sen daha böyle canlı, kanlı evet. Olsun. Geldiğinde böyle hareketli bir kadın olsun. İşte hoş geldin kocacığım desin falan. Böyle bir şey mi istiyordun? Evet, böyle bir şey istedim. Ve olmadı. Ailemin baskısıyla bu olmadı. Ben en son söyledim aileme ki ya ben bunda her şeyim bitti. Hislerim bitti. Ben boşanacağım. Ama 15 sene hani ilişkimiz diyorsun ya 15 senedir yok. Ama 15 sene fena gitmedi Hayır, herhalde. Hayır, 6 yıl bir beraberliğimiz oldu. 6 yıl, ilk 6 yılda bitti her şey. Ondan sonra bir 5 yılda iki arkadaş gibi yaşadık bir evde. Ondan sonra ailem, abilerim özellikle, hem büyük abim, ona buradan zaten hakkımı helal etmiyorum. Beni buraya o çıkartmış. Ona hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Ne yaptı? Karım var, çocuklarım var, otur evde aşağı. Benden buraya kadar dedim. Eşime de şunu söyledim. Benden kocalık bekleme. Buraya sen kadar. Sen aşk mı arıyordun yani? Ben sevgi, aşk, bir huzur istiyorum. Böyle bir şey yoktu. Huzur da vermeyen bir kadın mıydı? Evet. Ne böyle, yapıyordu? Ya Serap Hanım ne yapıyor dediğin zaman böyle canımlı, cicimli, yani böyle bir hizmetinde, böyle bir evi hareketi olmadığı için ben bıraktım. Gurbetçi de olduğum için terk ettim gittim. Ama Salih Bey sen en baştan bence bu kadına zaten onu sevmediğini, istemediğini hissettirmişsin. O kadıncağız da bir şey yapamadı herhalde. Yani hayır, baştan kırmışsın onu sanki. Hayır, ona ben hiçbir şey söylemedim. Ben sadece aileme söyledim. Ben istemiyorum. Ona hiçbir şey söylemedim. Serap Hanım burada suçlu suçsuz aramaya gerek yok. Adam sevmemiş yani. Sevmemiş adam. Yani sevmedim. Aileme yani de söyledim bunu. Yani karakterler çok zaten. Farklı olduğu için. Çocukları yani, olmasaydı keşke. Yani keşke olmasaydı hocam. Keşke olmasaydı. Başta hata benydim. Hiç evlilik nişanlı olduğum dönemlerde bırakıp kaçsaydım. Salih Bey peki... Sen sevmedin. Karın sence seni sevdi mi? Sana bunu hissettirdi mi? Hayır. Belki o da istemiyordu başta. Bilmiyorum orası. O da ama görmediği bir çocukla nişanlandırıldı tabii. Yani. Ben tabii. Hissetmedim. Tek taraflı değil bu. Ve 2018'in 12. 9. ayın 12'sinde İmran'la tanıştım. Şöyle tanıştım her şeyin gerçeğini söyleyeceğim burada. Ne olursa olsun İmran'ın karşısına da dürüstçe çıkmışım. Burada dürüstçe çıktım. Benim radyom var. Kendime ait. Bir tanıdığı vardı, getirdi. DJ'lik yapıyorduk yani ismi DJ'lik. Sunuculuk yapıyordum. Canlı yayın. Tanıştığım gün bana telefonunu verdi. Tanıştığım gün bana resmini attı. Ben buyum dedi. Benim telefonum bu.
ben buranın sahibi senisen, senden başka kimseyi tanımam. Bir panel diye bir yerimiz vardı. Orada benim çevrem vardı. Arkadaşlarım, ablam, abim, bacım dediğim insanlar var. Beni şu an çoğu da dinliyor zaten. Tamam dedim, konuşmaya başladık. Ama sen de herhalde o numarasını falan verdi ama herhalde Salih Bey sen de ona karşı bir şey hissettin. Hayır, o an ben sadece radyomda yayıncılık için. Yani sadece o da yayıncıydı. Sadece radyomda yayıncılık saatlerde yayın alsın diye. Ve bu arada aradan 3 ay geçti. 12. ayın 15'ine kadar bir anda sanki yıldırım aşkı gibi bir şey oldu. Sana. Bana ve ona. Biz saatlerce telefonu kapatmadım. Ben inşaat işçisiyim. Bak gocunmuyorum, inşaat işçisiyim. Bu olay nerede yaşanıyor? Bu olay ben o zaman Trabzon'daydım. Hatta Rize'deydim, çalışıyordum, inşaattaydım. Trabzon'da da Rize'de inşaatta çalışıyordum. Bu Denizli'deydi. Hı. Dedi ki, iş, gönüllü işine dönünce konuşmaya başladık. Bana dedi ki, ben de 2 tane çocuk var dedi. Bak, bunların yemesi var, içmesi var, giymesi. Ama evliyim dedi. Dedi. Bak evliyim dedi. Dava açmışım dedi. Boşanıyorum dedi. Ailem bana bakmıyor. Ha ailem var. Babam annem aylık alıyor ama beni insan yerine koymuyorlar. Bana dedi ki gel görüşelim. Ha her geliyorum diyen gelseydi Denizli Büyükşehir'de almazdı. Beni taşıyabilecek yürekli adam bana lazım dedi. Bir yuva huzur istiyorum. Ben o gün Rize'den bindim Denizli'ye gittim. Ben dedim senin karşına delikanlı gibi çıktım. Ben de aradığım bir huzurdur, konuşalım. Ama sen evli bir adam olarak evli bir kadının karşısına çıktın. Bu seni rahatsız etmedi mi? Kadın evli. Boşanma davasını açmış. Biz açmış zaten ama boşanmamış. Hayır, boşanmamışsınız. Daha konuşmaya gittim. Sen boşanma davası bile açmamışsın. Açmışım bir sefer. Ha açmışsın. Tabii bir sefer açtık. Peki burada konuştuk. Şahin Tepesi diye bir yer vardı orada. Konuştuk, karar aldık. Evleneceğiz diye boşanınca. Ve oradan ayrılırken aynı gün ben onun alnısından öptüm. Dedi bana ki alnısından öpmek ne demektir? Alnından öptüm. Alnından öptüm. Ben onun alnısını 3 kez daha öptüm. Yani benim helalim namusum olur musun? Dedim ve dedim ona ki orada bak ben inşaat işçisiyim. Benim başıma herhangi bir şey gelir düşerim ölürüm. Ne olur ne olmaz. Ama benim yüzümü yere bakacak hiçbir şey yapma bana. Ben sana destek olurum. Gittim. Çocuklarıyla ona baktım. Ve dedi ki... Denizli'de ev mi tuttun ona? Oraya daha gelmedik Serap Hanım. Dedi ki yine telefonda konuşuyoruz. Ben henüz daha gitmedim. Görüştüm geri döndüm. Aynı gün. Benim dedi 750 lira, 1750 lira pardon. Kömür param var. 250 lira markete borcum var. O da Instagram'da yayın açmış. Bunu herkes biliyor, görüyor. Cihan abi var dedi, pardon isim verdik. Marketçi dedi ki, çocuğun eline kağıt yazmış, koymuş. Annen önce parayı göndersin, sonra bir şey daha vere, deftere yazayım. Ben ne yapayım? Kötü bir kadın olay, yola mı düşeyim, sokağa mı düşeyim? Dur bakalım dedim. Annesin, sen bir kadınsın. Bir kendine gel, insanız, birbirine yardımcı oluruz. Salih Bey, sen karşısına çıkmasaymışsın, market borcunu falan kim ödeyecekmiş acaba? Onu bilmiyorum. O an bilmiyorum. Yine Instagram yayınında o. Ben izliyorum. Bunu yayında söylüyor, sana söylemiyor. Hayır, bana söylüyor. Telefonda bana söylüyor bunu. Ama yayında da sadece şunu diyor. Ben çok kötüyüm. Bu para. Dedim. Bu... Benden 2000 lira para istedi. Yardım et. Ha, paradan istemeden önce ben telefonuma kontör yüklemeye gidiyorum. Yine telefonda konuşuyoruz. Dedi ki bana da yüklesene. E yükleyeyim dedim. Nedir yani 30 liralık bir kontör. Yükledim. Beni böyle alıştırma dedi. Başına bela olurum. Hiç unutmuyorum. Ve evinin internetini, şu an babası kullanıyor o interneti, demeye başladım. 20, 38 lira. Bana, yani benim hiçbir şeyim yok. Yani yok derken ümidim yok. Hiçbir şeyde. O ne olur ben inşaatçı bir insanım. Hayratım için, anamın ruhu için 50 lira versem aylık ne olur derim. Ama bu arada karının ve çocuklarını da ihmal etmiyorsun. Onlara da hayır, para... çocuklarım... Para gönderiyor musun? Tabii, diakontlarım orada Serap Hanım. Diakontlarım tamam. Orada. Ben tamam. Çocuğuma parasını gönderiyorum. Ve 2000 lira para istedi. Bir hafta düşündüm.
Ben şimdi tanımıyorum, bilmiyorum. Bir hafta ben buna para yollarsam, ondan sonra dedim ya annemin ruhuna gitsin, gönderirse gönderir, göndermeyse göndermez. Biz borç istedi. Borç sana istiyor. Dekontlarım orada Serap Hanım. Gönderirse gönderir dedim, göndermeyse anamın ruhuna gitsin derim, bırakırım. Gönderdim buna 2000 lira. Bundan sonrası gönül ilişkimize başladı. Gönül ilişkimiz başlayınca sabahlara kadar telefon, ben yorulup uyuyorum, kalkıyorum, telefon açık. Onun da benim de. İkimiz de uyumuşuz. Ondan sonra boşanma aşamasında ben ona bakmaya başladığımda dedi ki petekotlar gelecek, çocuklarla konuşacak. Kapıcı dairesinde duruyorum dedi. Kokulu, kirli, tozlu bir evde. Benim bir yuvam olmayacak mı? Benim bir huzurum olmayacak mı? Beni sevip sayan bir eşim olmayacak mı? Pedagoglar da gelip çocuklarla görüşecek. Ben temiz bir ev tutmam lazım. Dedim ki, o arada ben nereden tutayım, benim şu an param yok dedim. Çalışmıyorum da. Ve 2020 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Siz 2018'de tanıştınız, evet, ama. O zamana kadar yine konuşuyoruz. Diyorum ya ki bak, gönül benim ilişkiniz sadece telefon üstünden. Sadece mi telefon üstünde bu arada. Buluşmuyorsunuz hiç yani. Ben bu arada buluşmuyoruz. Ben gittim buna, Kocaeli'ne geldim, pardon, gitmedim. Dedim ki onun bir arkadaşı var. Onu ara dedim. Sırayla gideyim Serap Hanım. Şimdi arada ben bir sorular soracağım. Çok uzun anlatıyorsun ya. Evet. Çok da vaktim olmayabilir. Bir şeyi anlatmanı rica ediyorum. Ben şaşırdım çünkü. Şimdi kadın evli ya, henüz boşanmamış. Salih Bey de evli, çoluk çocuk sahibi, o da öyle. Fakat bu Ümran'ın babası seninle tanışmak istemiş. Evet. Ya insan evli kızıyla, evli bir adamın ilişkisini bilir ve gelsin ben bir tanışayım der mi ya? Der mi şimdi yani? Ben Kocaeli'nde çalışıyordum. Hangi baba bunu kabul eder? Çağırıyor, sen de gidiyorsun. Gidiyorum, evet. Kocaeli'nde çalışıyordum. Ben buna evi tuttum. Parayı gönderdim, bak gitmedim. Evi tuttum. Merkezde, Denizli merkezde. Kendi tuttu. Parasını ben gönderiyorum. Faturaların hepsini ben gönderiyorum. Dekontlarım var. Ve yine Mart'larda beni çağırdı. 2020'de, Şubat'larında filan. İnşaatta çalışıyorum. Görüntülü aradı beni WhatsApp'tan. Baktım babası. Tutuldum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ümran aradı, babası çıktı karşıma. Selamun aleyküm selam, hoş sefa. Oğlum dedi, bir gel de görüşelim. Dedim baba ben çalışıyorum. Aynen dediğim kelime şu. Baba ben çalışıyorum, ben ancak bayramda gelebilirim. O da izin çıkarsa pandemiden dolayı. Bayramda ikinci ayın 7'si 2021'de Denizli'ye gittim. Evine gittik, görüştük, konuştuk, muhabbet ettik. Bayağı sana damat muamelesi mi yaptı? Evet. Ben ve hala evli ama bu arada Ümran. Evet, evli. Evli. Nikahlı daha kocası var. Evet, var. Baba senin de evli olduğunu biliyor. Babası bilmiyor. Bak bunu babası bilmiyor. Hayır, gerçekten söyledi. Babası olduğundan emin misiniz? Gerçekten babası. Gerçek mıydı? Babası bak. Hocam anlatacağım. Gerçek babası. Ben sonra gene babası beni uyandırdı bu konuya. Ama hakikaten nikahlı kızına bir baba, bir ilişkisi var kızının. Gel tanışalım. Bayağı evde damat muamelesi. Bu nasıl bir şey ya? Gittim. Biz bu noktaya ne zaman geldik ya? O, bu kadar gelmedik ya. Modernlik mi bu? Yok, ne anlamadım ben o bunu. O gün bizim hemen, o gün hemen aynı günde babanın aynı evinde gün, dini nikah mı kıydı? Dini nikahımızı giydi. Kızına söyledi. Siz tanışmışsınız, görüşmüşsünüz. Benim haberim yok. Dedim ben babana söyleyeyim bak, ben evliyim. Boşanmam. Söylersen dedi, bu iş olmaz zaten. Biz ama kızım evli, o önemli değil. Evet, adam evliyse olmaz. Peki aynı gün nikahımızı giydi. Şubat'ın 7'si. Kim kıydı nikahı? Orada bir hoca getirdiler. Ben getirdiler. Baba evet, da var evde. Babanın evinde. Babası da var, annesi de var, kız kardeşleri de var. Dini nikah yapıldı. Evet. Dini nikah yaptılar. Bana dedi ki oğlum, burada çalışmak ister misin? Pardon. Ben oradan tekrar Kocaeli'ne döndüm. Geldim. Kurban Bayramı'nda tekrar izine Denizli'ye gittim. Gittiğimde bayram için gittim. Kurban keseceğim. Bu arada Ümran, Messenger'da yazışmalarımız var. Okuyabilirsiniz. Bu arada Ümran kaç yaşında? 39 yaşında. Peki. Şu an 39 mu? Şu an 30. Yani 13 yaş var aranızda. Evet. Peki ben gittim. Dedi bana ki oğlum dedi gitme. Benim burada bir arkadaşım var. Sana burada bir iş bulalım. Burada çalış. Evini, yerini, yurdunu kur. Ben de bir hesapladım. Biz zaten Ümran'la konuşuyorduk.
O da boşanacaktı. Ben de boşanacaktım. Ben koca elinde evimi tutacaktım. Çünkü benim işim koca elinde. Şimdi bir şey söyleyeceğim Salih Bey. Benim en çok gerçekten şaşırdığım şeylerden bir tanesi babasının evli kızına bir damat adayı geliyor. Orada dini nikah kıyılıyor. Annesi falan da vardı var, evet. Diyorsun. Enişteleri var, annesi var. Anne de seni damat gibi mi görüyordu? Evet. Yani? Peki Ümran'ın annesi telefonda. Ümran Hanım merhaba. Ay Ümran'ın annesi merhaba. Merhaba. Aynur Hanım. Efendim. Sen nikahlı kızına niye bir damat aldınız da orada apar topar dini nikah kıydın? Yavrum yalan söylüyor. Bu adam yalan söylüyor. Benim çocuğum... Bilmiyorum. Benim orada yalan bütün ispatlarım var. Yalan söyleme. Benim oradaki tanıdığım arkadaş. Söyleme orada. Benim çocuğumun hak borç içini bakma. Aha, yalan. Onların yüzünden kapatın olayı. Peki Aynur Hanım. Şimdi efendim? Elinde dekontları var. Biz de gördük. O çocuğumun fotoğrafını kaldırın lütfen. Lütfen benim çocuğumun başını yakmayın. Kaldır lütfen. Şu, senin çocuğunun başını baba. Siz yaktınız anne siz. Benim ne hak? Sen şuraya konuş kardeşim. Senin düzdüğün evde, senin düzdüğün yatakta bir başkasıyla. Yalan bu. Kayıtlar var. Kayıtlar var. Ne yalan? Salih Bey bir müsaade sen et. Sen olsaydın bu işleri yapmazdın. Müsaade. Aynur Hanım. Peki efendim? Madem hiç alaka yoksa, bu işle bir alakası yoksa, bu gönderdiği bu, paralar, bak, kızınız ben bir sorumu sorayım. Yalan söylüyor. Ümran'a, bak, ben seni anlatayım. Sen ben önce bir sorumu sorayım. Elinde evet. Dekontlar var, Ümran'a gönderilmiş paralar var. Bu adam niye sizin kızınıza para gönderiyor, kızınız niye kabul ediyor bu paraları? Yalan söylüyor yavrum. Ya yalan, elimde tamam. Dekont var diyorum, dekont. Yollamasın, niye yollamış? Tanışma git, tamam tanışalım demişler. Benim çocuğum kocasından tanışmak için para mı yollanır abla? Ya ben tanıştığı de. İçin niye para alsın? Niye kendisi kabul ediyor paraları? Kendisi yolladıysa yolladın. Paraları kendisi alırken iyiydi de, iyiydi de. Şimdi mi kötü oldu bu adam? Çünkü benim bu adam babam diyor ki bu adam yok, benden yaşlı. Senin yanına yakışmıyor. Salih Bey bir dur. Benim çocuğumu kandırdı. Kaç yaşında adam? Kandırdım. Nasıl senin kandırdı? 39-40 yaşında iki çocuk annesini kandırmışım ben. Öyle kandırdım mi? Tabii. İşiniz öyle geliyor değil mi? 18 yaşında torunu var. Kanunen yolum mu hakkı mı alacağım alacak. İşte onun için şahsiyetsiz ben çıkarmış. Ne hakkın var senin Ümran'da? Göreceksiniz ne hakkım olduğunu. Benim kendi parasını aldı erkeğine. Benim kendi çocuğum parasını aldı. Yok. Bakacaksın göreceksin var mı yok mu? O gönderdiği paralar yok. Dekontlar ne olacak Aynur Hanım? Yok yalan söylüyor yalan. Ya yalan. Elimde dekont onu var diyorum hala yalan diyorsun göndermiş. Yalan söylüyor kızı. Yalan. Hiçbir zaman yalan söylüyor. Devletin resmi bankası yalan mı söylüyor gönderen belli alan belli orada. Ben yalan söylüyorum bankada mı yalan söylüyor bunları? İBAN'ını yolla para yollayacağım deyip duruyordu. Kabul etmeseydi yollamasaydı İBAN'ını. Kabul etmedi ki zaten. Etmiş. Hayır yalan söylüyor. Hayır yalan söylemiyor bence kızın yalan söylüyor çünkü dekontlar var. Gönderiliyor, karşı taraf alıyor parayı. Duydun mu Aynur Hanım? Yalan söylüyor. Yalan söylemiyor. Yalan söylüyor. Yalan o da şöyle Serap Hanım. Peki bir şey soracağım Aynur Hanım. Dedin ki kızımı kandırdı. Nasıl kandırdı? Benim çocuğumun resmini kaldırır mısın oradan? Sen bir anlat da biz şu anlayalım hayır, olayı. Benim çocuğumun resmini kaldır. Bak o çocuğumun benim başını yakacak mı Serap Hanım? Şu anda benim çocuğumun başını yakacak mı? Sen bu kararı sen veremiyorsun şu anda. Sen sorularımıza cevap ver. Bu hiç adam, zaman, bu adam nasıl, bu adam ne? Nasıl, senin kızını nasıl kandırdı bu adam? Onu anlat. Ben bilsem ben de bilmiyorum nasıl şey yaptığını. Bilmiyorsan niye o zaman konuya dahil oluyorsun? Niye canım benim çocuğumun resmini kaldır orada. Sen ne karar veremezsin ona. Önce bir anlayalım olayı. Önce bir olayı anlayalım. Kızını ben zaten tanınacak halde değil koyduğunuz. Ben kapatıyorum telefonu. Ne hali varsa yayında bağladığı kelimeye bakın. Sen kızını nasıl kandırdı onu anlatacağım mı? Öyle Hasan dedin Bey, ya kızımı kandırdı diye. Veyahut da tanışmaya niye çağırdınız? Niye geldi tanışmaya? Bir kim çağırdı anlatayım. Seni? Sen kendin geldin. Yani almasaydınız. Sen kendin geldin. Eve niye aldınız? Kızın çağırdı yani kızın.
Kocanla beraber oğlum, gel anlatın Salih Bey, o anlatın. Yani tanışmaya nasıl geldi? Kızınız mı çağırdı? Siz bir gel görelim mi dediniz? Nasıl oldu? Ortamda kim vardı tanışmaya geldiğinde? Hemen kapatırlar böyle durumlarda. Yani en önemli soru, evine niye alıyorsun? Tabii. Madem kız o kendi geldi, almazsın ben kardeşim. Ben kendim gideceydim. Sen başka sokaktan gelen giderdim. Kapıyı çalan herkesi eve mi alıyorsun yani? Sen kimsin dersin? Ben kızın için, benim sana verecek kızım yok dersin. Kapatırsın kapıyı. Evli barklı nikahlı kızın için evde dini nikah kıydırıyorsun ya. Ay Serap Hanım, her şeyi duymuştuk da tanışma parasını ilk duyduk. Hakikaten ha. Tanışıyorlardı, para gönderdi. Almasaymış. O da şöyle Serap Hanım, İbadını vermeseymiş. 8. ayın 25'inde benim bir sıkıntım oldu. Şöyle bir sıkıntım oldu. Servis sıkıntım oldu. Dedim eşime ki maddi sıkıntım var, inşaat işçisiyim. Patronum memlekete gitti. Ben servis parası vermeyeyim diye dedim ki kayınpederimin evinde kalayım. Ben 10 gün 15 gün para vereceğim. 300 lira eder. Kayınpederimin evinde kalayım. Gittim. Orada tamam dedi. Orada kaldım 13 gün. 13 gün üstünde beni çağırdı. Kayınpederim dediği İmran'ın babası. İmran'ın babası. Dedi ki bakın, dedi ki gel oğlum seninle konuşalım, bir şey diyeceğim sana. Ama İmran'ın babası da sizden çok yaşlı olmamalı. Bilmiyorum yani. Ya 10 yaş falandır en çok. Dedi ki, damat muamelesi yapıyor ya oğlum falan diyor. Evet. Bu İmran'ın kızı okuyordu. Okulu bitirdi. Bir sene olmadı daha henüz işe girdi. Bunun kızı işe gireli seni hesaba koymuyorlar. Seni saymıyorlar. Sen neden kendini bunlara saydırmıyorsun? Hesaba koydurmuyorsun. İçide bir arıyorsun. Onlar seni arasın. Dediğinle ben dedi ya telefon edeceğim ya İmran'a, ya gidip diyeceğim ki ya bu adamı ya çocuklarını tercih eyle. Dediğinle ben şüphelendim. Baba dedim, ne diyorsun sen? Bir anneye çocuk tercih edilir mi? Çocuk tercih edildiğinde bir anne çocuklarını tercih edecek. Beni kalır kapıya atacak. O zaman sen niye duruyorsun dedi. Bu işi bitirsene. Orada anladım. Anladım lan. Ben orada, benim hiç tanıdığım da yok, çevrem de yok, ailem de yok. Dedim Salih Bey, İmran'ın ablası telefondaymış da düşmeden telefon bir konuşayım. Alo. Alo. Siz Salih'le tanıştınız mı, Salih Bey'le? Tanışıyorum, tanışıyorum, buyurun. Peki evet, İmran tamam. Tanışıyor da siz niye tanışıyorsunuz? Sevgili oldukları için tanıştık biz de. Ha, sevgililerdi ha. Yani. Evet, ya şöyle anlatayım ben size. Bu adam geldi kardeşimle. Evlenmek istediğini, tanışmak istediğini söylemiş bizim kardeşimi. O da o anda zaten boşanma davası gerçekleşmişti ama sonucunu bekliyorduk. O tarihi yüzden, belli boşandı o tarih. Salih bir sus, dinle. Evet. Tamam, tanıştırdı bize. Biz dedik boşanana kadar en azından birbirinizi tanıyın, görüşün, sıkıntı yok. Sonuçta hani kötü bir şey değil, herkes sevgili olabilir. Dolandırdım, dolandırdım, dolandırdım diyor ya. İnsan sevgiliyken sevgilisinin ihtiyaçlarını karşılamaz mı? Bu dolandırıcılık mı oluyor? Hanginiz sevgililik yaşamadınız? Hanginiz nişanlınızdan veya sevgilinizden bir harçlık veya bir ihtiyaç gidermek için para almadı? Ben. Herkes almıştır. Ben. Sıfır. Ben de almadım. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ben. Ayrıca orada diyor ya, babası böyle böyle söyledi kızın. Kendisi söylediği için eşi şey kardeşim. Tamam, siz ayrıca birbirini destekleyin. Zaten bu baban orada dedi ki susmayacağım, susmayacağım. Beni bile sus çıkarmışsınız. Ama Salih Bey kardeş... susmazsan dinleyemeyiz karşı tarafı. Evet. Çocuklarını, kardeşimin çocuklarını istemediği için kardeşim ondan vazgeçti. Hayır, o da yalan. Ben onu da açıklayacağım. Ayrıca şunu söyleyeceğim size. Onu da açıklayacağım. Hani karısı için, İmran için vazgeçmiş ya hepsinden. Bir kendi çocuklarını, kendi ailesini bir arayın bakalım. Ne zaman vazgeçmiş? Yok yok. İmran kızı... için vazgeçmemiş. Hayır, onu öyle demiyor. Ha, 15 senedir kızı... bizim yok delişimiz evet. Diyor. Öyle mi? Kızı evlendi kardeşim, git yanına, git görüş. Kızın evlendi dedi. Gitmedi. Kızı doğum neyle yapacak. Gidecektim? Hangi parayla gidecektim? Ben parayı yetiştiremiyordum oraya ki. Oraya bakın, da gideyim. Ben dizimi düğünle 100 lirayla mı gideceğim? Kızını başkasından istediler. Benim kardeşim ona kaç defa dedi. Evlatların var Salih. O çocukların yanına git. Biri evlenecek, birini isteyecekler. Bak düğün olacak. Ne düğününe tamam, gitti, dedi, doğrudur, ne istemesine gitti. Ama neyle gideceğim? Hangi parayla? Salih Bey bir saniye. Ümmü galiba o çocuklar da babayı artık istemiyordu yani. Aynen. Onun bakın, için gitmemiş. Bakın düşünün, kendi evlatları bu adamı istemiyorsa bir de dışarıyı düşünün.
Yani ben çok hak veriyorum o çocuklara da, karısına da çok hak veriyorum. Yani burada Salih Bey, sen de sütten çıkmış ak kaşık Hayır, değilsin. Hayır, ben zaten haksızlığımı kabul ediyorum. Onu kabul et yani. Ben zaten başta haksızlığımı kabul ettim. Sen Ümran'la kaç yılın geçti yani, bir onu bir söyle bana. Tanışalı beri mi? Tanışıp aynı çatı altında yaşadınız mı? 2021'in Haziran'ın 1'inde ben bir arada yaşamaya başladık. Ne kadar 8. süre yaşadınız? Ayın 25'inde de bitti. Ya, ne zaman bitti? 17 ay oldu. 17 ay aynı çatı. Aynı. Seni evden mi kovdu? Bana işte bu dediğim kelimelerde babası aradı Ümran'a, şart koşacağım. Ya çocukların ya bu adam tercihiyle. Ben babasına dedim ki ya baba sen ne diyorsun, bir çocuk. Salih Bey bir dakika şimdi, tamam. Sen 17 ay yaşadın. Bu arada kendi nikahlı karını, çocuklarını hiç görmedin. Hayır, görmedim. Çünkü hayır, onlar da sana, çocuklar da tavır aldılar. Bu bir. İki, Ümran o arada resmi olarak boşandı. 7-8 ay oldu boşanalı. Boşandı. Evet. Sana nikah yapalım dedi mi? Hayır, onu demedi. Bizim şöyle dedim. Maddi durumumuzu düzeltelim, boşan, nikahı yaparız. Peki, el demiş. Tuttum diyorsun ya Ümran'a. Evet. Kimin üzerine tuttun? Kontrat kimin üzerine? Benim üzerime. Senin üzerine. Evet. Peki, Ümran telefondaymış. Ümran merhaba. Merhaba. Evet Salih Bey, 250 bin lira mı harcadın Ümran evet. için? Evet. Şimdi o şahıs susacak, beni dinleyeceksiniz mümkünse. Ben ne gerekiyorsa anlatacağım size. Bir de evet, ben senden dinlemek istiyorum. Salih Bey rica ediyorum araya girme. Çünkü bağlandığında sizler konuşunca hiç orayı anlamıyorum. Boşuna gelmiş oluyorsunuz. Evet Ümran. Sen şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Ben boşanmadan bu şahısla bir birliktelik söz konusu değil. Bu bir. İkincisi, ben davamı açmış, boşanmışım. Ondan sonra biz bununla tanışmamız tamam. Onu yalan söyleyemem. Tanışma aşamasında mahkemeliktik. Ona geçiyorum. Tanışma aşamasında diyorum. Sevgili aşaması demiyorum. Dikkatle. Sonrasında ben boşandıktan sonra benimle evlenmek istediğini falan söyledi. Ben de dedim ki ben yeni kurtulmuşum. Yeni başım sıkıntıdan çıkmış. Ben böyle bir şeye henüz hazır değilim. Bir süre konuştuk. Sonrasında evet, iki sevgili olduğu gibi ufak tefek meblağlar bana gönderdiği, hediye ettiği bir şeyler oldu. Olmadı doğru diyemem. Doğru öyledir. Kesin öyledir Ümran. Bir saniye Salih Bey. Bir dakika, siz de sakin olun. Bir kere evin kontratı benim bile şu anda onun üzerine. Şekerim, tavan, benim sağlığıma sebebiyet veren bu adam yüzünden ben buna hakkımı zaten helal etmiyorum. Sadece size anlatıyorum. Dinliyorsanız beni o lafıma girmesin. Ümran. Şimdi evin kontratı bile Salih'in üzerine. Yani yalan söylüyor. Kimin üzerine kontrat? Benim üzerime kontrat. Aha. Onu bir gönderirsen sevinirim. Ben şu anda kontrat bul, ben çalışan bir insanım. Şu an demiyorum zaten. Benim şu günden itibaren buraya bağlanma gibi bir şeyim olmayacak bir daha. Ben bugün ne gerekiyorsa anlatacağım. Çünkü bu adam yalan söylüyor. Hiçbir şekilde de kabul etmiyorum bu suçlamalarını. Evli olduğunu biraz önce kendi dile getirdi. Hangi bir baba ben senin evli, yanına kızını getirdim Ümran. Salih Bey lütfen. Hangi bir baba evli kızını nikahlar? Bilmeden siz de yorum yapıyorsunuz orada babam hakkında. Ben boşanmışım. Benim nikah dahi hiçbir şeyim yokken Allah'ım, en büyük pişmanlığım bu zaten. Nikah kıyılmış gibi bir şeyim yok benim. Hangi devirde yaşıyoruz? Resmi nikah olmadan hangi bir insan, hoca da desek bunun adına, imam da desek, imam nikahı kim kıyıyor? Önce bana bunu söyleyin. Ümran, bunu yapanlar çok, bu bir. İkincisi, 7-8 ay önce boşanman kesinleşmiş ama siz 17 ay beraber yaşamışsınız. Demek ki hala 7-8 ay önce kesinleşmedi benim boşanmam. Sadece temizden bir davam vardı, temizden beklediğim bir kağıdım vardı. O 7-8 ay önce geldi benim. Peki, ona da tamam. Bir de ilk tanıştığınız sıralarda markete borç, o borç Instagram'da yayınlar, ben kendimi öldüreceğim. Zavallısın Salih, başka hiçbir şey Salih'ten söylemiyorum. Salih'ten 2000 lira istemişsin, doğru ben mu? Ben ondan hiç para istemedim. Dürüst olsun, adam olsun. Ben dürüstüm Ümran, yakınlarım burada. Salih Bey rica ediyorum, ben lütfen. Ben senden para istemedim Salih, bu kadar karar. Bunu bilmiyordum. Buyurun.
Sen bana onurdan gururdan bahseden adam, bu kadar gurursuz olduğunu bilmiyordum. Bilseydim zaten seninle hiçbir yola çıkmazdım ben. İmran, Salih Bey biz müsaade edin. Peki İmran ama... Benim orada annemi de babamı da bu şekilde de itham edemezsiniz. Hiç kimse evli kızına nikah kıydırmaz. Hiçbir hoca da... Ben de öyle biliyorum. Resmi nikah olmadan imam nikahı yapmaz. Ben de öyle biliyorum. Sadece iddiasını sordum. O zaman bunun ağzına bakarak babam hakkında bu şekilde konuşmayın lütfen. Ben iddiasını söyledim. Bunu da kanıtlayabilecekse ben kanıtlamasını isteyeceğim zaten. Bu bir. İki, sen evli olduğunu bildiğin halde bu adamla niye? Ben onun evli olduğunu falan bilmiyorum. Ben şimdi sizden öğrendim. Ben onun yanına kızımı götürdüm Denizli'ye. Bir dakika. Peki bilmiyordun da zamanında kızının düğününe gitmesini... istemeye başka... Onları anlattı ablan. Git dedi, yalvardı, gitmedi dedi. Evet, git dedim. Kız olduğunu biliyorum. Evli olduğunu bilmiyorsun. Hayır. Ayrı, boşandın mı dedi. Evet, ben ayrıldım. 15 senedir mi, 25 senedir mi ayrıyım dedi bana. Hayır. Bir ilişkim yok artık. Yani çok uzağız birbirimizden demiş. Ama evli olduğunu biliyorum. Hayır, ben ayrıyım dedi bana. O zaman... Nüfusçuyum, çıkartamam ki. Peki İmran, niye o zaman resmi nikah istemedin? Madem onu da bekar biliyorsun, sen de boşanmışsın. Niye beraber yaşadın da nikahlanamadın? Ben yeni bir evlilikten ayrıldığım için bir evlilik istemedim ondan. Ama beraberliğe okeydin yani. Hayır, beraber de yaşamadım ben onunla. Evine niye teyzem arayın o zaman? Hayır, hiçbir şekilde beraber yaşamadım ben Bilmiyorum onunla. Bilmiyorum amcam. Yani evin arayın. Kontratı benim üstüme diyorsunuz ya. Hangi evin kontratı Ozan? Hangi ev? Ne ev? Kendi yaşadığım evin kontratı. Ben burada olduysa şimdi aldın. Sözleşme bitti. 9. ayda şimdi. Yani 2022'nin ayında aldıysan aldın üzerine. Bünyamin amca da. Geriye dönük bakarız. Allah aşkına bakalım. Öyle şey saçmalama ya. Ya Bünyamin amcayı arasın. Şimdi o dönemde elektrik faturalarından vesaire. O zamanki elektrik faturalarından vesaire anlaşılır kontratın kimi. Ben çocuklar açı felçli babamı senin için terk ettim. Sosyal medya hesaplarımı senin için terk ettim. İmran bak senin yazdığın kağıtlar burada hesaplarımı. WhatsApp'ımı da Instagram'ımın da şifresini, e-mail adresini değişmişsin, giremiyorum. Seni ben Trabzon'a götürdüm, seni Uzungöl'e götürdüm, seni Sümele'ye çıkardım, seni Boztepe'ye götürdüm, seni Kanita'da yeğenimle beraber o köye inadık. Hangisi yalan bunların İmran? Dürüst ol bana, dürüst. Bana dürüst olmadığın için ben buradayım İmran. İmran bir saniye. Sen yalancının tekisin Salih. İmran bir saniye Salih Bey. Efendim? Tamam bunları yaptın diyelim. Zaten İmran da sevgili olduk diyor, bunu kabul ediyor yani hayır demiyor. Bunları yaptın. Ben bunun nesini evlilik vaadiyle kandıracağım? Allah'ınızı severseniz birazcık mantıklı düşünün ya. Ben neyim var, neye dayanarak ben bunu kandıracağım 55 yaşındaki adamı? Evlilik vaadiyle kandırdın demiyorum ya. Sevgiliymişsiniz, onu inkar etmiyor İmran diyorum. Evet, bir tanışıklık sürümümüz tamam. Geçti, benimle evlenmek istedi. Sonra İstediğin nikahını giydi baban diyorum. İmran bir müsaade et İmran. Peki Salih Bey, diyelim o da seni sevdi. Sen ona çok aşık oldun anladın. Evet. Hayatında ilk defa da aşık oldun herhalde. Peki kadının aşkı bitti ve bitirdi. Ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Bana dürüst olmadılar Serap Hanım. Nasıl dürüst? Yani dürüst şunu benim karşıma ben çıkıp deseydi ki. Senden ayrılmış. Ayrıldı ama planlı ayrıldılar. Bundan daha dürüst bir çıkış olabilir mi? Ben seninle ayrılmak evet, istiyorum. Evet ayrıldım ya bu kadar. Seninle ayrılmak sen istiyorum. Sen nasıl ki 30 senelik. Daha net olamaz yani. Sen bundan daha 30 senelik karını bir çırpıda çocuklarını sildin, ayrıldın. Bu kadın da diyor ki tamam, ablası da diyor ki. Sevgililerdi. Para da harcamış olabilir, hediye de almış olabilir. Kimse sana zorla yaptırmadı bunları belli ki. Şimdi de diyor, diyelim ki İmran da sana çok aşıktı ama bitti aşkı. Seni istemiyor, ne yapacağız? Bakın Serap Hanım, beni istemiyorsa benim karşıma çıksın, dürüstçe söylesin. Şimdi söylüyor, burada söylüyor. Salih bir dakika. Beni dinler misiniz? Evet. Ben bununla, ben istemiyorum artık, ayrılmak istiyorum. Salih dediğimde bu bana dedi ki, önce 50 milyar oldu 100 milyar. 100 milyar oldu 200 milyar. 200 milyar oldu 250 milyar. Her hafta, her gün güya bu bana bu kadar masraf etmişmiş. Ne ya ne almış, ne yapmış, ne döşemiş, ne altın mı almış, ne yapmış da bana yapmış yani. Hayır diyelim ki yaptın Salih Bey, diyelim ki yaptın. Karın da sana 30 sene kadınlık yaptı, 2 tane çocuk dünyaya getirdi, yemeklerini yaptı, üstünü başını... evi evirdi çevirdi. Sen
Şimdi karın da o zaman ortaya çıkıp desin ki ben 30 sene emek verdim, sen beni bıraktın gittin. O emeklerimi geri ver. Hadi ver de göreyim. Hadi ver. Hadi ver. Ben veririm. Çünkü bana oyunu yapma. Salih Bey, bu iğrenç bir davranış. Yani bir ilişki içerisinde o ilişkinin şu noktaya gelmesini isteyen biri var. O noktaya gelmeyince de ben size sana yaptığım masrafları geri ver bana. Bir dakika İmran, Salih Bey müsaade. Bu resmi bir evlilikle sonuçlanmadığı için, kadın da istemiyor seni, bıraktığı için sen diyorsun ki maalesef sana yaptığım masrafları geri ver. Bak bu bir erkeğe çok yakışmayan bir davranış, haberin olsun. Normal bir davranış değil bu. Bu şeye benziyor. Yapmış olabilirsin ya. Hocamın doğum günü olmuş, ben ona hediye almışım. Bir süre sonra biz hocayla küsmüşüz, hediyemi geri verin diyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır, böyle bir şey etmiyorum. Bakın ben. Efendim, İmran efendim. Şimdi size şunu da söylemek istiyorum. Bu buralara çıkmadan önce başka bir programlara da başvurduğunu, benim sülaleme hiç tanımadığı insanlara ulaşarak beni tehdit ederek ayrıca... İspatla, kime tehdit etmiyor? Sesini kes, beni dinle. Senin neyini dinleyeceğim? Sen beni hala tehdit ediyorsun. Buna dedim ki Salih, insan gibi bitirdik. Bir ilişki olmayacağını anladık. İnsan gibi bitirdik. Bu yollara başvurmanın ne anlamı var dediğimde demedi. Beni terk etmenin acısını senden çıkartacağım diyerek tehdit etti. Hayır, ispatla. İspatla. Yazışmalarımız duruyor. Ses kayıtları duruyor. Bir dakika ondan Salih. Ondan sonra benim ayrıldığım adam nasıl olduğunu bildiği için dedi ki senin başını belaya sokacağım dedi bana. İspatla İmran, ispatla. Benim hep yazışmalarımda duruyor. Peki İmran, ben bir şey soracağım. Şimdi bu adam gerçekten askerdeyken ailesi hiç görmediği bir kızla sevmedim, istemedim, evlendim diyor. Belli ki ilk defa hayatında da 50 yaşında aşık olmuş. Peki sen ne buldun? Bakıyorum yakışıklı değil, paralı değil, inşaatta çalışıyor. Bugün var, yarın yok. Bir diyor ki mesela gelmeye param bile yoktu kızımın düğününe gitmeye. Evet, yoktu. Baktığım zaman öyle aman aman yakışıklı. Sen nesine kapıldın? Sen sevdin mi bu adamı? Sevmedim. Niye beraber oldun İmran? O zaman sıkıntıları var idi. Kendisi yalan yere iftira atıyor ya şu anda. Çok güzel bir soru sordunuz. Anlamadım gerçekten. Gerçekten İmran. Niye sen bu adamla beraber oldun? Niye ben bu adamla beraber oldum biliyor musunuz? Ben bunu gerçekten düzgün, beyefendi, yani böyle karakterli, kişilikli birisi zannettim. Tamam mı? Ve eşimden de boşandığım için tek başıma çocuklarımın da başında bizinin durabileceğini düşündüğüm bir insan olarak görmüştüm ilk zamanlar. Dedim ki biraz tanıyayım. Belki dedim bir şeyler anlaşırız. Belki bir yolunda gider. Bir hayata devam edebiliriz belki diye düşünmüştüm. Ama bunun hal ve hareketleri, yalanları, dolanları, sahtekarlıkları yüzünden ben bu işin olmayacağına karar verdim. Ve o yüzden ayrılmayı düşündüm. Ayrılmamızın doğru olduğunu söyledim ona. İmran, bu ayrılık konuşmasını ne zaman, nasıl yaptın? Evde miydiniz? Nasıl bir ortamdaydınız? Ve gerekçe olarak ne söyledin Salih'e? Salih'e gerekçe olarak ben yapamayacağımı söyledim. Evde miydiniz bunu? Baş başayken mi konuşuyorsunuz? Hayır. Bu akşam babasının dediği akşam 8. ayın 25'inde babası aradı şöyle canlı yayında. Tamam, çocuklarınla o mu dedi? Ya annemi, babamı, çoluğumu, çocuğumu karıştırma. Karıştırmıyorum. Sen de aynısını dedin ki Salih, bu iş bitmiş. Ben seni kafamda 6 ay önce bitirmişim. Bu da tuzu biberi oldu. Sen gideceksin. Tamam, bitirmiş. Bitti. 6 aydan beri beni bitirmişsin de neden 6 ay önce benim karşıma çıkıp da bana söylemiyordun? Hala benim çalıştığımı yiyordu. Peki İmran, bir saniye müsaade et. Salih Bey, sen diyorsun ya 250 bin lira mı dedin? Evet. Sen 250 bin lirayı nereden buldun? Hani paran yok kızım. Çalışıyorum. Düğününe gidemedin ya. Evet. O ara çalışmıyorum dediğin zamanlar da oldu. Ona geleceğim. O ilk kafanla, ilk zamanla. Ona geleceğim. Sen şimdi o sevmeden evlendiğin, hiç anlaşamadığın, sana uygun olmadığını düşündüğün karına geri mi dönmek istiyorsun? Hayır. Ama beni affetsinler diyorsun. Hayır, onunla boşanacağım. Çocukların için affetsin diyorsun. Çocuklarımla hiçbir sıkıntım yok. Var, sıkıntın var çocuklar. Ama seninle konuşmuyor. Bunun yüzünden Serap Hanım. Senin yüzünden. Ben? Böyle konularda üstünüze yok suçu karşıdakine atmakta. Karşıdakine değil Serap Kardeşim, Hanım. Kardeşim, evli adamdın. Gitseydin bekar birini bulsaydın. Önce bir boşansaydın.
bu kadınlar size ne yapıyor da gözünüz dönüyor ilk defa aşık oldum deyip niye bu kadın yüzünden? Kimse kimsenin yüzünden bir şey yapmaz. Serap Hanım. Ne yapıyorsak biz kendimiz yapıyoruz. Evet orada bunu kabul. Unutma. Ne yapıyorsak arkadaşlar, kendimiz yapıyoruz. Arkadaşlar Emine Çilköse'ye mi geçiyorum? Evet Emine Çilköse dosyası. Bir aydır. Yani yer yerinden oynadı. Bütün Türkiye evet. Emine'nin başına ne geldiğini merak ediyor. Şu an bir tane mekanda bir bilgi aldım. Sen ablan yaşıyor dedir bana. Bu adam size şunu mu söyledi? Evet şu an bile yaşıyor muymuş? Evet onu şu an söyledi? Yaşıyormuş. Ayağı toparlıyor. Sağ taraflı ayağı toparlıyor. Değnekten geziyormuş. Sen bu, bunun altından sen çıkacaksın. Ya sen çıkarsam da ben senin cezamı çekeyim. Sen de senin cezanı çekeceksin. Ben ne cezamı çekeceğim? Ben kimsenin ağzımı açık kimsenin parasını yemeyeyim. Seni ne ilgilendiririz? Emine Çilköse 2017'de kayboldu. Emekli maaşının 2020 yılına kadar çekildiği ortaya çıktı. Ya 2020 yılına kadar kadının maaşını çekiyorsun. Soruşturma süreci içerisinde polis tarafından müracaat ediliyor ve SGK'da bu maaşa bloke koyuyor. Hiç ben kimliğini maaşa gelince, para gelince çekmesini biliyorsun, yemesini biliyorsun. Nasıl bir adamsın, nasıl bir adamsın sen? Benim parayla pulla da işim yok ya. Birazdan. Döne hoş geldin. Can Bey hoş geldin hoş kardeşim. Bana. Şimdi İyi dün yayınlar. Biz Emine Çilköse dosyasıyla ilgili bir heyecan yaşadık. Çünkü biliyorsunuz Hüsne, kardeşi Hüsne'nin bir telefon konuşmasında ablamın yaşadığını duydum. İşte bir mekandaymış ki artık bu kadının mekanda falan çalışacak hali olduğunu da düşünmüyorum. 58 yaşında ama çok yıpranmış bir kadın evet. Yani. Hayatın içinde çok yıpranmış. Son zamanlarda diyorlar yani görenler... İşte parklarda, banklarda filan hani alkol vesaire ama çok heyecanlandık tabii ki de. Bunun peşine düşmesek olmazdı. Ya bir şey söyleyeyim mi Döne? Hüsne her gün başka bir şey söylemeye başladı. Ben yaşadığına inanmıyorum ben. Her gün başka bir şey söylemeye başladı. Murat Sönmez yine canlı yayında olacak. Belki öldüğüne inanmamışlardır. Hacı Lakaplı Ahmet Bey ben canlı yayında olacak. Ben. Bu arada Can Bey stüdyoda, Döne stüdyoda. Evet. Şimdi biz öncelikle dedik ki madem dün bize bu ihbarı yapan da kardeşi yani Hüsne. Araştırmış. Bir arkadaşım aradı, onun arkadaşıydı, o onun arkadaşıydı. Taş ucunda bir yerdeymiş, ayağında işte bastonla yürüyormuş falan filan. Hadi dedi Murat'la, Sönmez'le, kameramanımızla beraber Hüsne'yi aldık, taş ucuna gittik. Önce o görüntüler bir ekrana gelsin. Bakalım o kişi gerçekten Emine Çilköse miymiş? Gerçeğin peşinde ekibi olarak kayıp Emine Çilköse'yi aramaya devam ediyoruz. Emine Hanım'ın kaybolduğu tarihte Hüsne de zaten Mersin'deydi. Kayıp Emine en son Silifke'nin Taşucu bölgesinde canlı olarak görülüyor. Bu bölgeye gelen Emine Çilköse bu bölgede çok kötü bir hayat sürüyor. En son 23 Aralık 2017 tarihinde hastaneye giriş yaptıktan sonra bir daha kendisinden kimse haber alamıyor. Emine Çilköse iki kişi tarafından işte tam da bu noktaya getirildi ve dakikalarca darp edildi. Bu da yetmezmiş gibi savunmasız kadının banka kartını aldılar, kayıplara karıştılar. Emine Hanım son zamanlarda birçok kez gaspa uğrayarak darp edildi ve adeta şok üstüne şok yaşadı. Ve o günlerde birçok kişinin şiddetine maruz kaldığı iddia ediliyor. Ayakları kırık bir vaziyette aldım getirdim ben annemi. Motosiklet kazası olduğuna inanıyor musun? Hayır abla, bu temelden değneğine dövülüp kırılmıştır. Peki film gibi hayat hikayesi olan Emine Çilköse'nin başına ne geldi? İşte bu sorunun cevabını aramaya devam ediyoruz. İşte bu sorunun cevabını ararken de biliyorsunuz yaşıyor ihbarı geldi. Bu ihbarı yapan kişi de Emine Çilköse'nin kardeşi Hüsne. Onun üzerine de mekan dediği yer, arkadaşının söylediği yere gittik efendim. Çok şaşıracağınız bazı görüntülerle ve konuşmalarla karşılaştık yine Hüsne evet. Tarafından. Taşucu bir de dış tarafında bir tane mekan varmış. Orada ayakkırık değnekle geziyormuş benim ablam. Şu anda Silifke'deyiz. Hüsnü Hanım, Emine Hanım'ın yaşadığı dediği mekana birazdan geçeceğiz. Hüsnü Hanım gerçekten yaşadığına inanıyor musunuz? Evet ben inanıyorum. Size kim söyledi yaşadığını? Yusuf bir abim var o söyledi. Bir dakika önce hayatta dedi sonra fikir değiştirdi. İçinizde ne doğuyor? İçimde ne öldüğünü biliyorum.
Öyle tahmin ediyorum. Biliyor musun tahmin mi ediyorsun? Ablam kaybolduğu dönemlerde ben Adıyaman Besin'de çalışıyordum. Sen 2017 evet. yılında Aralık ayında sen de Mersin'de mi çalışıyordun? Onunla, yok ben Mut'taydım. Mersin Mut. Ben 15 sene çalıştım. Aynı yer yahu. Gidip bakabilirler. O dönemde de ben burada yoktum. Beraber gidelim mekana bakalım ablanız orada mı değil mi? Gidelim abi. Hüsnü'ye gidip mekanı gezdin. Gerçekten ablan yaşıyor mu? Yok yaşamıyor. İnandı mezunla. Ne gördün mekanda? 2-3 tane bayan var. Bir tanesi ayağı kırık ama o ablama benzemiyor. Peki ablanız kaybolduktan sonra polis hiç size geldi mi? Tek aradıkları kişi Hüsnü ile Düney'di. Onlara hep yöneldiler, onlara sordular. Ablanın başına ne gelmiş olabilir? Vallahi hacıdan başkası değil bu. En son sen ablanı nereden alıp nereye götürdün? Ondan aldım. Ticaret taksiyle annemin yanına bıraktım. Ondan sonra da ben hiç görmedim bir daha. Tamam, zamanı hatırlıyor musun? Yani şu an 6 sene oldu benim mevkiyim. Ben görelim. En son Can'ın buradan götürdüğü iddia ediliyor, doğru mu? Can'ı hiç duymadım. Hüsnü aradı beni. Dedi ki Emin ablam dedi geldi dedi. Mekanı bastı dedi. Ayağında erkek ayakkabısı. Orada dedi rezillik çıkarttı dedi. Tartakladım gönderdim dedi. En son senin yanına erkek ayakkabısıyla geldi mi gelmedi mi? Yaz günüydü çünkü benim yanıma geldiğinde normal bir tehlik vardı yani. Peki senin çalıştığın mekanda olay çıkardı mı? Asla. Benim yanıma gelmedi ki mekanın yoktu ki. Nasıl hangi mekanıma gelmiş? Senin bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum abla. Kur'an çarpsın bilmiyorum. Neden herkes senden şüphe ediyor? Vallahi istedikler arada edebilirler. Çünkü benlik hiçbir şey yok bu işin içinde. Ya Hüsnü, Adıyaman Besni nereden çıktı şimdi ya? İşte. Hiç bu bugüne kadar böyle bir yerde olduğunu duymadık, bilmiyoruz, söylemedin. Hatta kaybolduğu tarihte ben de Mut'taydım dedin defalarca. Şimdi bir anda ablan yaşıyordu. Önce buraya geldiğinde kesin öldüğüne inanıyorum dedin. O mekana giderken Murat soruyor. Yaşıyor mu acaba diyor. Evet yaşıyor diyorsun. Mekana bizi almadılar tabii. Hüsnü'ne girdi baktı. Tabii ki o kadın o kadın değil. Emine Hanım değil. Sonra da diyor ki ben o zaman Adıyaman Besni'deydim diyor. İşte ağır stres altında artık ne dediğini bilmeyecek hale gelmiş bir görüntü veriyor Hüsnü Hanım. Niye ağır stres altında olur? Suçluluk psikolojisinde. Yani Emine Hanım'ın en son Hüsnü'nün yanına gittiğini biz öğrendikten sonraki Hüsnü Hanım'ın ruh halini ve yüz rengini bir ortaya çıkartırsa arkadaşlar bir sonraki yayında ne kadar bozulduğunu biz o zaman anlarız. Burada da kesinlikle yaşıyor imajı yaratarak aslında okların kendi üstünden kaybolmasını sağlamaya çalıştı. Siz Adıyaman duydunuz mu? Hiç duymadım. Hiç duymadım. Sen duydun mu Döne Hüsnü'nün daha önce Adıyaman'da falan çalıştığını? Yıllar önce çalıştım. Adıyaman da burada demedi. Burada hiçbir zaman burada tam demedim. Tersi Mut'tayım dedi. Mut'tayım şimdi de dedi diyor bana. Ki ben Hüsnü. Alo. Efendim. Hüsnü bu Adıyaman Besni nereden çıktı? Benim annem yatalak olmuştu biliyor musun? Hı. 5-6 yani sene öncesinden bahsediyorsun. Orada sigorta girişlerim de var benim. Pandemiden önce oradaydım ben. 4 ay birlikte çalıştım, 2 ay birlikte çalıştım. Anneme yakın olmak için. Hani, hayır, anneniz Maraş'ta değil miydi Hüsnü Hanım? Siz Maraşlısınız. Yavrum tamam ben. Adıyaman Maraş. Çalıştım. Amasya'da çalıştım. Bak Ardahan'da çalıştım. Şimdi çalıştığım yerde niye anlatayım ki? Ablamla benim hiç alakam yok. Hüsnü, o gün biz ablanın hangi tarihler arasında kaybolduğunu aşağı yukarı söylediğimizde sen de dedin ki evet ben de o tarihte Mut. Tamam Mersin Mut zaten benim sürekli çalıştığım yer. Adıyaman Besni'deydim o tarihte diyorsun. Şimdi birdenbire bu çıktı ortaya. Hayır. Tamam çalıştığım yerleri söylüyorum. Ya çalıştığın de. Yeri söylemiyorsun orada. Murat'a diyorsun ki o tarihte Amasya'da ben. Amasya'da çalıştım. Hala ne diyor bak ya. Ardahan'da çalıştım, Kars tarafında çalıştım. 15 yıldır Mut'taydım diyorsun bize. Ondan sonra. Ama sabit kaldım yer Mut. Ya Murat sana şunu soruyor. O tarihte neredeydin? Ablam kaybolduğunda ben Adıyaman Besni'deydim. Bugüne kadar böyle bir şey söyle. Evet falan çıktığında Adıyaman'daydım. Hala bak ne diyorsun. Canlı yayına bir sene sonra çıktı neredeyse. 8 ay sonra çıktı. Evet. Ama kaybolduğu tarihte orada olduğunu. Ben bilmiyorum. Bak bir çocuğun olsun bilmiyorum ablacığım. Vallahi bilmiyorum. Çünkü görüşmediğim için. Murat'a bir dönelim Allah aşkına. Yani bak Hüsnü canım. Yani
söylediğin şeyi biz burada izliyoruz. Bütün seyirciler buradakiler. Tamam gülüm, izleyebilirsin. Hala bizi bile ama yalan çıkarıyorsun. Ama benim üstüme niye atıyorsun? Ben ya çık gel buraya kendini savun ya. Hüsnü Hanım. Ya buraya çık gel kendini savun. Hüsnü Hanım bak ortada bir gerçek var ki. Tamam dedim. Emine ablanı en son gören sensin. Artık bunu inkar etmeye bak, bırak. Rica ediyorum. En son gören ben değilim. En son gören sensin. Ben değilim. Ve tartaklayarak mekandan attığını da ablana söyleyen de sensin. Yani artık bunu inkar etme. Ekmeğin sorusuna göre kendisi. Hayır, bunu inkar etme. Evet tartaklamış da olabilirsin. Sevmeyebilirsin de. Mekanına gelmesini istememiş de olabilirsin. Yapmaz. Bunun altından yine acı çıkacak. Dövmez. Yapmaz. Peki Muratçığım. Sen Hüsnü sana hep oluyor. Farkında mısın? Hayır o yapmaz. İkiniz birbirinizi kollar gidiyorsunuz bunu. Getirdi. En son getiren candı zaten. Öyle bir şey olsa ben 6 sene önce götürdüğümde yaparım. 6 sene öncesini bahsediyor bu. Muratçığım merhaba. Hacı merhaba. Yapalım. Muratçığım bu Adıyaman besli nereden çıktı bir anda? Evet Serap Hanım aslında çelişkilerle dolu bir akşam yaşadım akşam. Sadece Adıyaman besli kısmı değil. Ben gerçekten yaşadığını inanıyor musun diye sorduğum zaman daha mekana gitmeden yok öldürüldü dedi. Ben dedim biliyor musun tahmin mi ediyorsun? Tahmin ediyorum dedi. Daha mekana gitmemişti ama yani bir gün öncesinde çok heyecanlı bir şekilde ablam yaşıyor mekan ki ablam yaşıyor dediğim mekan ile Hüsnü'nün yaşadığı yer yani bizim gidip kendisini alıp aldığımız yaşadığı yer arası çok büyük bir mesafe değil. Yani düşünün ablanız 4 yıldır kayıp ve bunu aramaya çıkmışsınız. Size biri gelip diyor ki ben ablanı tanıyorum ki bu söylediği kişi de ablasını tanıyormuş. Ablanı tanıyorum ben gördüm işte şu mekanda çalışıyor dediği anda sizin koşarak gidebilme ihtimaliniz olan bir yerden bahsediyoruz. Yani çok uzak bir yer değil. Koşarak gidip insan 4 yıldır aradığı ablasını koşarak gider bulur orada. Ama biz de beraber geldi, içeri girildi. O değildir denildi ki bunu söyleyen kişinin ablasını tanıdığını da iddia etmişti. Buradan ben iki şey anlıyorum. Ya gerçekten Hüsnü'ne hedef şaşırtıyor. Bizleri farklı yöne çekmeye çalışıyor. Ablasının yaşadığını ki oklar kendi üzerine geldikten sonra ablasının yaşadığı yönünde bizi yanlış yönlendiriyor. Ya da ciddi anlamda sakladığı bir şeyler var. Şuna da değinmek istiyorum. Az önce Hasan Hocam da söyledi. Döne ve Hüsnü hiç sürekli birbirlerini kolluyorlar. Ki Hüsnü bizim için evet şüpheliler arasında mı? Evet. Hacı kadar Hüsnü de şüpheliler arasında. Ama Döne hiçbir zaman Hüsnü'nün üzerine bu noktada bir şey söylemedi. Hep canın üzerine ya da hacın üzerine doğru gelmeye başladılar. Ben çünkü ki hacının öldüğünü biliyorum ben. Şunu söyleyeyim. Ondan şüpheleniyorum ben. Biz geçtiğimiz gün Cengiz Han ve Dönüş'le de Emin Hanım'ın çocukları Cengiz Han ve Dönüş'le de biz röportajlar yaptık. Ağlayarak annelerini istediler. Bari bir mezar olsun dediler. Mesela Dönü Hanım'dan şu noktada şikayetçiler dün de ben görüştüm. Dönü Hanım'ın sürekli okları bu yöne doğru çekmesi. Mesela Dönüş'le ilgili evlidir demesi. Ama evli değil. Burada bir yanlışlık var. Evli değil. Bana. Kesinlikle resmi olarak da evli değil ki kardeşine bakıyor. Gece gündüz kardeşine bakıyor. Ama Dönü Hanım ilginç bir şekilde sürekli okları bu yöne çekmeye çalışıyor. Ama hiç Hüsnü Hanım'ın üzerine doğru çekmeye çalışmıyor. Şu gerçeği tekrar Hasan Hoca söyledi. Tekrar söylemek istiyorum ama en son gören kişilerden biri de Hüsnü Hanım o mekana geldiğiyle ilgili Saadet Hanım'ın böyle bir iddiası var ki doğru olmasa neden böyle bir iddiada bulunsun? Ve yine şunu söyleyeyim resmi bilgilere göre de bu böyle. Cengiz Han annemin doğrandığını işte parçalandığını atıldığını söylemiyor. Bunu söyleyen yine Dönü Hanım. Bir de Muratçığım şimdi gerçekten de yani Hüsnü ya yaşadığına inandırmak istiyor. Birdenbire bir ortaya yok ben o tarihte Adıyaman'daydım lafı çıktı ki bugüne kadar hiç yoktu. Bana terlikle geldi dediği dönem 6 yıl öncesinden bahsediyor yani. Terlikle geldi. Ben de onu aldım, bindirdim, anneme götürdüm. Halbuki nefret ediyor ablasından. Biz hiçbir zaman küsmedik çünkü hiç barışmadık diyen bir kadından bahsediyorum. O 6 sene önce getirdim. Ama sonra getiren de can bana getirdi. Evet. O zaman o da şüpheli. Dün de bunu konuştuk, kesinlikle nefret ediyor. Ondan sonra. Kesinlikle nefret ediyor. Hiçbir şekilde ama arayacağını da söylüyor. Ablasını aramaya devam edeceğini de söylüyor. Ama o mesafe dediğim gibi yürüme mesafe olan o noktadan da gelip bir gece öncesinden ablam gerçekten yaşıyor mu diye bakmıyor. Muratçığım Hacı'ya sorar mısın? Hüsnü ile hiç telefonla görüşüyorlar mıymış geçmişte? Hayır hiç görüşmedim. Senin telefonunda
Hüsnü hiç kayıtlı oldu mu? Hiç olmadı. Ama Emine ile beraber Hüsnü'yü götürüp bir mekana bırakıp karşılığında para alan sen ve Emine'sin. O da yalan. Yalan. Senin için her şey yalan. Yalan. Her şey yalan. Bir dakika, her şey yalan. Bir dakika, döne bir saniye. Hüsnü telefonda mısın? Evet ablacığım, ben. Seni bir ilk kez hayatında 19 yaşındayken bir mekana götüren kişi, ben yanlış mı hatırlıyorum? Emine ablam götürdü iki önce beni. Hacı sonra. Benim adıma para alıyor, evet. 6000 lira para alıyor. Hacı onun da Hacı'yla beraber kaçıp Adana'ya gidiyorlar. Hacı da yanında mıydı o zaman? Kaçırıp götürdüğünde, arabaya bindirdiğinde Hacı yanındaydı. Yani seni götür... Mekanın önünden, yan tarafında personel evi var. Personel evini basıyor Hacı, oradan alıp gidiyor kadını. Yani seni oraya bırakırken Hacı da arabada mı bekliyor? Evet, tehdit etti, kızı aradı. Çabuk ineceksin dedi, yoksa ailene çocuklara zarar veririm dedi. Kadın indi gitti, onunla sözde zaten 6 sene önce de gördüm. Hani bir abilerim aradı buradan. Burada balıklı bir abim var, Sanoğlu'nda. O beni aradı, ablam dedi, perişan halde gülüm. Yaşına bir yardımcı oluyordu. Taksi tuttum, oradan direkt annemi aradım. Annemi yanına bıraktım, taksiyle tekrar döndüm ben. Başka da ondan sonra hiç görmedim abla. Bir daha da merak etmedin hiç ablanı yani. Merak edecek bir sürü bacılar, 9-10 tane bacısı var, oğulları var. Onlar merak etmedi, ben niye merak edeyim? Niye bu işin altından Hacı çıkacak parasını diyorsun? Parasını yiyen adam karşıda oturuyor. Niye? Hani o merak etmiyor, ben niye merak edeyim? Niye bu işin altından Hacı çıkacak diyorsun peki? Çıkacak, parasını yiyen o. Çünkü i̇şte kadın kayboluyor. Sizin de çalıştığı dönemde. Hayır, parasını yediği, çalıştırdığı için esas kaybolmasını her istemez. Her günde dönüp parasını alıyorum taş ucunda. Hayır işte parasını yiyor ya, niye öldürsün? Para geliyor, gelir kaynağını niye yok etsin Hüsnü Hanım? Bilmiyorum işte, kendine soracağım, bilmiyorum. Benlik hiçbir şey yok, istediğiniz kadar araştırabilirsiniz. Yalnız şey çok burada rahat. Burada gidip kameralar da vardır illaki, Sanoğlu'nda kameralar da vardır. Şey, illaki bir şeyler bir vardır saniye, yani. Bir saniye Hüsnü. Çok rahatlık gibi gelmiyor mu size de 02.01.2020 tarihine kadar Hacı'nın Emine Çilköz'ü ortada olmamasına rağmen parasını çok rahatlıkla çekip yiyor olması yani, çok büyük rahatlık gibi gelmiyor mu şöyle size? Şöyle bir senaryo olabilir mi acaba? Hacı'yla da tanışıyorlar ya, satanlar içinde Hacı da var. Ablasından da nefret ediyor. Ablası son çare bunun mekanına sığındı. Hacı'dan kaçmak için sığındı. Hacı yaradı, Hacı gel. İkisi birlikte hallettiler işi. O da mümkün. Bu da bir senaryo. Gelip araştırabilirlerdi. Gelmedi benim yanıma. Hiç gelmedi. Ve sen Hacı'yı hayatında iki kere mi gördün? Evet, daha şimdi karşımda görüyorum. Başka bir yok. Televizyonda görüyorum. Bu kadın hiç kimseye bir dert yanmadı mı ya? Benim kartım Hacı'da. Onu bir alın. Benim paramı yiyor. Benim çalıştığım mekanlardan aldığım parayı yiyor. Söyledi. Ablam ne zaman söyledi. Gittiğinde, ablalarıma canın getirdiğinde de söyledi duyuyor, bana. Tehdit ediyor çocuklarımdan beni. Kartımı, hepsi onun elinde olduğunu da söyledi. Muratcığım bir şey söylemek istiyor hepsini musun? Hepsini söyledi yani. Virgül koymadan önce. Serap Hanım, kesinlikle Hüsnü Hanım çelişkilerle dolu şu an için. Ben dün akşam gördüğüm ve birebir canlı olarak yaşadığım kadarını söylüyorum. Evet, ne kadar bu dosyada Hacı Bey şüpheli durumdaysa da Hüsnü Hanım da bir o kadar şüpheli durumdadır diyebilirim. Evet, bir de Muratcığım şey çok enteresan. Sözde Hüsnü'nün arkadaşı işte diyor ki bu mekanda bir kadın var, elinde baston var, hafif böyle aksıyor. O Emine olabilir, Emine diyor %100. Gidiyorsunuz, ilk mekana girmediniz ama sen detayı biliyorsun. Kadın 35 yaşlarında falan bir kadınmış mesela. Evet, genç bir kadın kesinlikle, yani Emine Hanım'ın yaş grubunda değil, genç bir kadın. Evet, ayağında küçük bir kazadan dolayı bir aksaklık var. O değil. Ama ilginç bir şekilde bir gün önce Emine Hanım'ı tanıyan kişi Emine Hanım olduğunu iddia ediyor Hüsnü Hanım'a. Şimdi ben o kişinin de böyle bir iddiada bulunmadığını düşünüyorum. Tabii. Yani ben Hüsnü'nün de tekrardan emniyetçi ifadesinin alınmasını öyle istiyorum. Öyle mi? Tabii. Evet. Tekrar. Yani 60 yaşında neredeyse bir kadınla 35 yaşında mekanda olay yüzünden sakatlık yaşamış, elinde bir tane de bastonu var kadını, nasıl karıştırsın? Tabii. Ya mümkün değil. Başka bir şey yapılmaya çalışılıyor. Başka bir oyun. Bakalım göreceğiz. Karakaş, 1,5 sene, 2 sene sonra kızını getirdik karşına. Aydın, senin de kız kardeşini getirdik. Funda içindekileri döktü. Sen de onu çok güçlenmiş buldun. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Doğru değil mi?
güçlenmiş, kendini ifade edebilen, hırslanmış, biraz sertleşmiş tabii hayatın içinde. Ve dün ben Funda'ya dedim ki, annen olmadan abinle biraz zaman geçir, baş başa bir oturun konuşun dedim. Sonrasında bir karara varırsın dedim. Neler olduğunu izleyeceğiz. Funda'nın da son kararını hep birlikte burada duyacağız. Senden istediğim sadece yanında duracağım. Rahat bir hayat istiyorum, bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Tam 1,5 yıl sonra birbirlerine özlemle sarıldılar, hasret giderdiler. Sonrasında ise Aydın eve dönmesi için kardeşi Funda'ya dakikalarca dil döktü. Ani kralı seni yanlışla da götürebilir. Sen bu nefretini babana karşı beslediğin kinin seni doğru yola götürmeyecek. Ben niçin evden çıktım? Annemle babam aynı sınıfta. Babanın bir yetkisi yok aslında. Nasıl babamla ilgisi? Babam her zaman kavga ediyor. Bak sakın babana da kin besleme, nefret besleme. Bak aslında ben onu sanmıyorum. Onun yüzünden ben bu halde. Ben senin ilenini düşüyorum bak. Ama bir gelirsem babamın gözünü asla görmek istemiyorum. Bari arkamda dursaydım. Çok mu bir şey istedim abi? Ben senin arkanda durmadın mı? Başka bir şey değil. Arkanda durmadın mı? Sen şu an çok gençsin, tamam mı? Gencim ama ömrümden ömür gitti artık. Tamam ben anlıyorum, ben senin durumunu biliyorum bak. Eve dönmek istiyorum ama var. Funda'nın ailesine dönmek için bazı şartları var. Genç kız o şartları şimdi Serap Paköz'ün yanında açıklayacak. Aydın şimdi yani 2 seneden bahsediyoruz. 2 sene önce baban hakikaten huysuz bir adammış. Annen de söylüyor, sen de söylüyorsun. Zaten Funda'nın söyledikleri malum. Ne oldu da 2 senede baban birden pamuk mu oldu yani? Yumuşadı mı? Nasıl huyu değiştirdi? Güveniyorsun babana. Aslında ben hiç onun değişeceğini zannetmiyorum. İşte onu merak ediyorum. Nasıl değişti sence? Aslında değişmedi. İnsan oyundan vazgeçmiyor maalesef. Yani yedisinden, sonuçta, neyse gitmişinden nerede? Bir hata işlemiş. Sonuçta sokağa atacak halimiz de yok. Babamız sonuçta. Biraz olgunca düşünüyorum çünkü. Funda'nın babama karşı öfkesini anlıyorum. Çünkü ben de onun yaşındayken aslında duygularını ortağım ben. O zaman ben de öyle düşünüyordum. Ama öyle olmuyor maalesef. Peki Karakaş, sen kocanın değiştiğini düşünüyor musun? Daha mı yumuşak, daha mı anlayışlı bir adama dönüştü? Ya da siz mi artık onu hani kale almıyorsunuz, söylediklerini sizin sözünüz mü geçiyor? Evet, artık kale de almıyoruz ama içinde çok pişman, dile getirmiyor. Çok pişman. Kardeşiyle bile, yani Funda'nın bu hale gelmesine sebep olan amca var ya Hakan. Onunla bile küs baba değil mi? Hayır, küs değiller. Bak küs değil mi? Konuşuyorlar mı? Onun ailesi zaten kendisi. Ben çok iyi biliyorum. Hani küçük bir mahalle diyebilirim yani. Köy içinde herkes birbirine ve açığını bulmak için yüzünü vuruyorlar. Ben çok iyi biliyorum. Ve ben tek kız olduğum için de bir açımı... Hatta bir annemin açığını bulmak için hep yüzümüze vuruyorlar. Nedense ben tek kızım ya. Hani ayırma amacıyla. Funda artık sen de eski Funda değilsin. Değilim. Daha böyle gerçekten özgüveni olan, istediğinde gidebileceğini biliyorsun. 18 yaşındasın. İki sene çok namusu gayet düzgün bir şekilde ayakta kalmış. O benim zaten kızımdır. Bağlananlar söylüyorlar zaten. Yani bir insan iyiliği seçiyorsa iyi olmayı, iyi olmayı seçiyordur. Kötü olmayı seçiyorsa kötü. O iyi olmayı seçmiş. Bütün amcaya rağmen, babaya rağmen. Peki son kararın ne? Abinle konuştuktan sonra fikrin değişti mi? Ne hissediyorsun? Yani şu an ne hissediyorum? Ben ilk geldiğimden beri biraz daha sakinim. Hani ilk günden beri yani çünkü içini biraz boşalttın. Belki olabilirim. Gerçekten 2 yıldır söyleyemediklerini. Hani saygısızlık yapmak istemedim anneme karşı da. Ama benim tüm öfkem babam ve babamın ailesi. Hani annem de böyle karşımda ağlayınca ben daha da sinirlendim. Yükseldim. Hani ağza alınmayacak kelimeler söyleyebilirim. Hani o sinirden ne diyeceğimi gerçekten ağzımdan çıktı, kulağım duymadı. O yüzden herkesten özür diliyorum. Büyüklerimden de. Ben bu durumunuzu açıklayabilirim diyorsun. Yani kabusla uyanıyorum, sıçradım, evet. Büyük travma geçirdim. Bu durumda duyguyla mantık arasında bağ konuşuyor. İki insan gibi kopuyor. İki insan gibi oluyorsunuz. Yani beynin iki yarısı farklı konuşur.
duygularınız ön plana çıktığında her türlü peki. küfrü de edersiniz, kötü de konuşursunuz. Funda artık hastalığı son şey. Bağlayacağım. Bir abinle sarıldın ama hiç annenle sarılmadın. Evet, yani. Geliyor mu içinden sarılmak? Hadi öyle bağlayalım. Cuma günü böyle bitsin bu. Evet. Çok mutluyum. Ben de mutluyum. Babaya da buradan söylüyorum. Bundan sonra Funda'nın arkasında abileri, annesi olduğu kadar biz de varız. Bahtiyar Bey unutma sakın. Sevgili seyirciler, bu haftada efendim haftanın son iş gününde, son gerçeğin peşinde programında birlikte olduk. Çok güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hepinize pazartesi günü sağlıkla yine Star ekranlarında gerçeğin peşinde programında buluşalım efendim. Allah'a ısmarladık.